Sevgili seyirciler, merhabalar efendim. Star ekranlarından her gün olduğu gibi bugün de hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz ekranlarınızın karşısına. Bizim için haftanın son günü, önümüz cumartesi, pazar. İnşallah bugünden başlayarak gününüz, saatleriniz harika geçsin. Hepinize önce sağlık diliyorum. Huzur, mutluluk, bolluk, bereket sizlerle birlikte olsun ve Allah iyilerle karşılaştırsın diyorum. Sevgili seyirciler, bugün de yine avukatımız Hasan Koca Bey bir duruşması sebebiyle bugün programımıza katılamıyor. Dün Zonguldak Çay Cuma'daydı biliyorsunuz. Kesikbaş cinayetinde bugün 5. gün ve her gün yeni bir şey, yeni bir gelişme oluyor. Orada Zonguldak'ta Çay Cuma'da hareketli saatler yaşanıyor. Özellikle emniyet güçleri açısından. Değerli hocam Taner Güven hocamızla birlikteyiz bugün. Hocam hoş geldiniz. Bugün baş başayız. Evet. Ama çok önemli de gelişmeler var. Özellikle Kesikbaş cinayetiyle alakalı. Sadece şu kadarını söyleyeceğim. Biliyorsunuz dün bir gelişme yaşanmıştı. Çay Cuma'da Mustafa Keleş cinayetinde. Erkek kardeşi İbrahim Keleş'in evinde bir balta bulunmuştu ve kriminale gönderilmişti. Ardından diğer iki evde de, başka iki evde de yine şüpheli bulunan bazı cisimler, bazı materyaller yine kriminale gönderilmek üzere o evlerden alınmıştı. Canlı yayınımızda Mustafa Keleş cinayetiyle alakalı muhabirimiz Murat Sönmez'in yanında işte bu evinde balta bulunan, bu arada şunu söylemek, eklemek istiyorum hocam. Bu baltada kan izlerine rastlanmış. Ayrıca komşu iki evde de ikinci bir evde yapılan aramada da kanlı kıyafetler bulunmuş. Erkek kardeşi İbrahim canlı yayınımızda olacak. Evinde neden bir balta bulundu? Ki orası köylük yer, herkesin evinde balta olabilir ama neden kardeşi İbrahim'in evinden bu balta alındı? Aralarındaki ilişki nasıldı, abiyle ilişkileri? Çünkü yine harici bilgilerde iki kardeş arasında arazi sebebiyle bir gerginlik olduğu, bir münakaşa olduğu belirtilmişti. Ama Mustafa Keleş'in oğlu Metin Keleş dün bize böyle cinayete varacak bir durum olmadığını, amcasıyla ilişkilerinin gayet iyi olduğunu söylemişti. İşte bu amca, yani Mustafa Keleş'in erkek kardeşi İbrahim Keleş, İbrahim Keleş'in eşi Fatma Hanım ve Mustafa Keleş'in rahmetlinin diğer kardeşi Kamil Bey canlı yayında olacaklar. Özellikle İbrahim Bey'e soracağımız çok fazla soru olacak. Mustafa Keleş'in kardeşi İbrahim Bey'in evinde bir arama gerçekleştirildi. 3-4 şüpheli var. Kesikbaş cinayetinde kan donduran detaylar. 71 yaşındaki Mustafa Keleş cinayetinin faili kim? Bir an önce katili bulunmasını istiyorum. Katilini tanıyor muydu? Mustafa amcamızın katil veyahut da katillerinin bir an önce bulunması için olay yerine özellikle buraya geldik. Sıcağı sıcağına bu konunun çözüleceğini düşünüyorum. Cinayet aleti evde bulunan balta mı? Evde bulunan balta incelenmek üzere kriminal laboratuvarına gönderildi. Kesikbaş cinayetinde son gelişmeler. Birazdan. Ve evinde balta, kanlı balta bulunan kardeş İbrahim Keleş canlı yayınımızda olacak. Şu anda küçücük bir teknik problem yaşıyoruz. Hemen arkadaşlarım onu halletmeye çalışıyorlar. Ama şöyle bir üzerinden geçelim efendim. Mustafa Keleş 71 yaşında. Geçtiğimiz pazar günü zaten bir tane büyükbaş hayvanı vardı. Onu otlatmak için her zaman gittiği araziye gitmişti. Bir komşusu tarafından öğlene doğru bir saatlerde başı kesilmiş bir ceset gördü komşu. Tahminimiz şu, şu anda komşu aslında tabii ki büyük bir travma yaşıyor. Yani bu olay öyle hemen görüp de atlatılacak bir olay değil. O anda onun belki Mustafa Keleş olduğunu bile teşhis edememiş olabilir ama hemen jandarmaya haber veriyor. Burada başı kesik bir ceset var diye. Bu bile başlı başına büyük bir travma elbette. Sonrasında jandarma olay yerine geliyor ve
Hemen ceset üzerinde tabii olay yeri inceleme geliyor. Hemen ceset üzerinde bir inceleme yapılıyor. Etraftan tabii ki delil olabilecek nitelikte bazı şeyler toparlanıyor. Ve bu sefer rahmetli Mustafa Keleş'in kesik başı aranmaya başlıyor. Ve bir süre sonra da cinayetin işlendiği yere 300 metre mesafede Mustafa Keleş'in toprağa gömülü olarak kesik başı bulunuyor. Ve tabii ki adli tıp incelemesi sonucunda ön rapor hazırlanıyor. Bir kesici alet izleri olduğu vücudunda biliyoruz. Fakat başka cinayet aleti olarak ne kullanıldığı konusunda şu anda net bir bilgi yok önümüzde. Ancak daha sonraki günlerde tabii ki çok büyük bir infial yarattı köyde. Herkes çok üzgün durumda. Şu anda aile hazır. Dediğim gibi kardeşi İbrahim Bey'in evinde de kanlı bir balta bulundu ve bu da kriminal incelemeye gönderildi. Şu anda ekranda acılı aileyi görüyorsunuz. Öncelikle kardeşi İbrahim Bey, İbrahim Bey'in eşi Fatma Hanım ve kardeşleri, bir diğer kardeşleri de Kamil Bey. Kamil Bey, sizden başlamak istiyorum. Sizin galiba gitmeniz de gereken bir yer varmış. Efendim, başsağlığı diliyorum, sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin. Amin. Selamlar önce. Selamlar efendim. Çok teşekkür ederim. Acınızı paylaşıyoruz. Bilin ki bütün Türkiye acınızı paylaşıyor. Evet. Sizin galiba gitmeniz gerekiyormuş. O yüzden önden bir başsağlığı dilemek istedim. Ben hastanedeydim o zaman. Evet. Yatıyordum yani. Size de büyük geçmiş olsun. Abi duyuşu kömeye geldi. Hı hı. Evet. Başka bir şey bildiğim yok benim. Peki efendim. Ben zaten size bir başsağlığı dilemek istedim. Tabii ki İbrahim Bey'e ve eşine de çok derinden üzüntülerimi bildiriyorum ve başsağlığı diliyorum. Bu arada avukatımız Hasan Koca Bey ailenin de avukatlığını üstlenecek. Bu ayrıntıyı da vermek istiyorum. Ve İbrahim Bey, başınız sağ olsun efendim. Sağ olun efendim. İbrahim Bey. Serap Hanım başsağlığı diliyor size. Sağ olun. İbrahim Bey, evet. Şimdi sizin... Başımız sağ olsun. Sağ olun efendim. Hepinizin başı sağ olsun. İbrahim Bey, şu an sizin evinizdeyiz. Bizi konuk ettiniz. Öncelikle teşekkür ederim. Başsağlığı dileklerimi tekrarladıktan sonra yapılan araştırmalarda sizin evinizde bir balta bulunuyor ve bu baltanın üzerinde bir kan izi tespit ediliyor ve jandarma tarafından kriminal inceleme yapılmak üzere alınıyor. Bu balta köydeki herkesin evinde bir balta bulunur mu? Neden sizinle ilgili bir görüşme yaptıktan sonra sizin evinizde böyle bir arama yapıldı ve bu balta bulundu? Neden üzerinde kan lekesi vardı? Evet, bizim evimizi hayvanlara kaşal çeniyor, ot çeniyor. Evimizde balta bulunuyor, odun kesiyor. Hı hı. Evimizde balta bulunuyor. Açıkta meydanda sayatta. Açıkta meydanda sayatta, gizli yerimiz yok yani. Neredeydi? Balta nerede bulunuyordu? Yani ahırda falan mı? Evin içinde bir yerde mi? Hemen kapımızın önünde açık yerde. Onu biz kabul etmeyiz. Tabii ki. Yani şu anda zaten birçok... Zaten paslanma olabilir. Devamlı mesela kaşal çendiyoruz. Şu evin altında kökelek pallıyoruz. Yok, şimdi şu şekilde yani kan izi deniyorsa o kesinlikle kan izidir. Hayvan veya insan kanı olduğu da ayırt edilmiştir. O çok kolay bir günde ayırt edilecek bir şey. İnsan zaten kanı ki yerine, incelemeye gitti. Yerine. Ha, şimdi oraya kan nereden gelmiş olabilir? Kan yok. Serebez, kan yok. Baltada kan izi tespit edildiği söyleniyor. Hayır. O kan değildi diyorsunuz. O paslanmıştı diyorsunuz. Öyle mi? Paslanma. Evi altlarında devam mesela... Yağmurda filan bu ot çendiye, sabotluğumuz var evi altında. Oradan kaşal alıp kaşal çendiye. Orada çürük köklerimiz var. Köklerimiz hatta orada. Onu adam mesela çendiye eve götürüyor. Yağmur ıslahıyla mesela atıvaya sayıda. Zaten kaç günden beri de hava şeydi. Peki. İbrahim Bey. İbrahim Bey. Efendim buyurun. Serap Hanım. Efendim buyurun. Serap Hanım. Mesela öyle bir şey olmuş olsa sen baltanı açık yere koyabilir misin? Koymazsın tabii. Hayır, şöyle bir şey olabilir. Birisi size hanımefendi, birisi size suç atmak için üstünüze yıkılsın diye o açıkta duruyormuş ya, o baltayı alıp kullanmış, tekrar yerine koymuş olabilir. Ha, başkası mı?
Tabii yani açıkta duruyor, evin önünde açıkta duruyor diyorsunuz. Köylük yerde ne olacak? Biri geçerken alsa sonra getirip koysa fark eder miydiniz? Onu bilemem komşum. Devamlı diyorum ben sana, 24 saat bizim kapımız açık yani. Kapımız kilitlenmiyor Sayat'ta bizim. Açıkta buldular zaten. Benim mesela motorumun önünde paltorda tahtalar var, kadronlarımız var. Her malzememiz orada. Şimdi hocamın söylediği, Murat'cığım, İbrahim Bey'e de bunu bilmiyorum, bir duyma problemi yaşıyor mu İbrahim Bey, ama şunu diyor yani, madem ki o baltı açıkta duruyor, herhangi birisi, çünkü şöyle de bir söylenti var, rahmetli Mustafa Bey'in kardeşi İbrahim Bey'le bir anlaşmazlığı olduğu yönünde bir söylenti var. Bu baltayı alıp birisi kullanıp sonra da siz görmeden getirip oraya koymuş olabilir. Böyle bir ihtimalden bahsediyor. İbrahim Bey, kardeşim sen o gün yani pazar günü abiniz Mustafa Bey'in cesedi bulunduğunda ve o sabah saatlerinde neredeydiniz, ne yapıyordunuz? Sabah saatlerinde evdeydi. Evimizdeydi. Serap Hanım evdeydi. Kaça kadar evdeydiniz? Hiç evden çıkmadınız mı? Evden evi yönelik diyor ki Serap Hanım. Ha. Başka bir yere gitmedi. Evde yiyoruz. Evde kaldı. Misafirimiz de var. Kızım var yanımızda. Torunlarım var. Onları seviyor. Anladım efendim. Zaten bu da sizin o baltanın şüpheli bulunup alınıp kriminele götürmesinde hocamın söylediği gibi bir başkasının kullanma ihtimalini de güçlendiren bir durum. Peki İbrahim Bey, sizin abiniz Mustafa Keleş'le bir arazi anlaşmazlığınız olduğu doğru mu? Hayır, arazi anlaşmamız hiç yok. Bu yerler bölünüyor, 40 sene oluyor. Babamın sağlığında bölünüyor. Annemin babamın sağlığında. Hiç olmadı, yerlerimiz bölünüyor. Akrabalardan herhangi birisiyle Mustafa Bey'in böyle bir anlaşmazlığı var mıydı, husumeti var mıydı? Yok. Hayır, yoktu. Yok, Allah'ı bir uzguluydum yani. Fatma Hanım, kayınbiraderiniz Mustafa Bey'i nasıl bilirdiniz? Nasıl bir insandır? Valla Serap Hanım kendi elinde mesela Zabeylin Gakart evi yönünden mesela ekmeğini alırdı. Ben buradan camdı. O evi yönünden alırdın. O evine giderdin. Hayvanına bakardın. Oya doğru mesela gezmeye giderdin. Geliyordu. Kendi elinde vakit geçiren bir insandır. Şimdi ben şunu sormak kimseyle istiyorum. Kimseyle bir iş olmaz yani. Kimseyle bir dedikodu şimdi, yapmaz. Kendi haline gezen bir dedikodu, insan. Dedikodu dediniz ya. Şimdi köy yerinde olur dedikodular. Siz de yani hanımefendiler toplanıp çay mı içerken de çok şeyler konuşulur. Yani siz neden şüpheleniyorsunuz? Kimden şüpheleniyorsunuz? Bu niye işlenmiş olabilir? Köyde hiç daha önce böyle bir şeyler konuşuluyor muydu? Veyahut da akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen biri var mı köyde? Ya bu son zamanlarda da bilmem kim efendi çok bozuldu, acayip oldu dediğiniz biri var mı? Biz hiçbir şey bilmiyoruz. Biz 24 saat benim kayınım hastanede, biz üç kimse evdeyiz. Evde ne be, yerde ne be yani. Bağımıza, bahçemize, şuralarda bir giden bir insanız. Canı sıkılsa mesela evi altına gider benim beyim. Yalnız Keleş abimin hiç kimseyle bir sorunu yoktu. Peki İbrahim Bey, bir şey daha soracağım size. Şimdi sizin eviniz, Mustafa Bey'in evi. İki tane de komşu ev var. Bu komşu evlerden de şüpheli bulunan bazı objeler alınıyor ve o da kriminele gönderiyor. İbrahim Bey, bu iki komşuyu tanıyor musunuz? Bir tanesinin evinden kanlı bir kıyafet çıkmış. Bu komşuları biliyor musunuz, tanıyor musunuz? O nereden? Neredenmiş? Bu adammış mı? Kanlı kıyafeti. Hayır, kanlı... Bilmiyoruz. Biz bilmiyoruz Serap Hanım. Bilmiyoruz. Murat'cığım, Murat'cığım bu konuyu sen biraz bizimle ve seyircilerimizle paylaşır mısın? Anladığım kadarıyla haberleri yok ve iki tane ev daha arama yapıldı. Bu evler birbirine çok yakın. İbrahim Bey'in evine de yakın ve rahmetli Mustafa Bey'in evine de yakın. Yani bunlar akraba değil, komşu aslında iki tane. Bunlardan birinin evinde de kanlı kıyafetler bulunuyor. Biraz ayrıntı verebilir misin lütfen? Evet, şunu söyleyelim. Köy içerisinde yapılan aramalarda 3 ev çok detaylı şekilde arandı. Bunlardan bir tanesi İbrahim Bey'in eviydi ki burada bir adet balta ve bir kıyafet alındı. Daha sonra diğer 2 evde yapılan aramada da yine bir kanlı kıyafete ulaşıldı. Ama tabii ki ev sahipleri bunun Kurban Bayramı'ndan kaldığını iddia ederek
o kıyafetin Kurban Bayramı'ndan kaldığını söyledi. Tabii bunlar hepsi detaylı bir şekilde incelenmek üzere kriminale gönderildi. Yine şu ayrıntıyı hemen iletmek istiyorum Serap Hanım. Köy içerisinde şunu diyebiliriz ki köyün tamamında parmak izi, DNA gibi örnekler alınmak üzere günlerdir jandarma tarafından bu örnekler alınıyor. Kriminali incelenmek üzere, göndermek üzere bu örnekler alınıyor. Şu an itibariyle yine jandarma köy içerisinde çalışmalarına devam ediyor. Olay yeri yine komandolar tarafından çevrilmiş bir şekilde. Yeni deliller, yeni detaylar var mı diye çalışmalar sürdürülüyor. Murat'cığım devam edeceğiz çünkü sorularımız bitmedi. Hocam da bazı şeyler konuşacak. Bir de İbrahim Bey'in evinde tekrar seyircilerimize söyleyeyim. Mustafa Keleş'in, rahmetlinin erkek kardeşi, evinden bir kanlı balta bulundu ve kriminale gönderildi. Ama ben kıyafet bulunduğunu şu anda ilk defa duydum İbrahim Bey'in evinden. Kesikbaş cinayetinde efendim Mustafa Keleş'in, rahmetlinin kardeşi İbrahim'in evinde biliyorsunuz kanlı bir balta bulunmuştu ve delil olarak alınıp kriminal laboratuvara gönderilmişti. Kardeşi İbrahim eşiyle birlikte canlı yayınımızda. Ama bu arada o balta nerede bulunuyordu? Karısı dedi ki zaten kapımızın önündeydi. Öyle bir şey olsa biz onu saklardık, öyle tutmazdık. Ama tabii hocamın tezi de çok önemli, dikkate alınması gereken ve oradan alınıp bu cinayetin işlenip, çünkü üzerindeki kan lekesiyle pas lekesini ayırt edecek kadar deneyime sahip olduğunu düşünüyorum oradaki olay yeri ekibinin ve jandarmanın. Efendim burada işte burası İbrahim Bey'in, biz içeride bizi misafir ediyorlar ama balta burada dururmuş her zaman traktörünün yanında ki tahmin edersiniz tüm köylülerin evinde baltası vesairesi bulunur. Odun keserler, testere bile bulunur. Tabii, yani her türlü alet bulunabilir. Buradaymış balta, daha önce işte şu anda kriminal laboratuvarına gönderildi. Bunun yanı sıra İbrahim Bey hala canlı yayınımızda, sormak istediğimiz şeyler var. Bir de kanlı, evet burada da bu odada da kanlı bir kıyafete rastlanmış. Bunu da tabii şimdi bize ne olduğunu açıklamalarını rica edeceğiz. Tekrar canlı yayınımıza dönecek olursak Fatma Hanım, İbrahim Bey sizin evinizde kanlı bir kıyafete rastlanmış. Bu nedir Fatma Hanım? Fatma Hanım, Serap Hanım, bu kanlı kıyafet diye bir şey yok. Bu hemen normal bir timi yani. Bir cama yani. Ben hemen şöyle söyleyeyim Serap Hanım. Evet Murat'cığım. Kıyafetteki leke otlardan, ormanlık arazide gezerken, ot biçerken oluşabilecek lekelerden oluşuyor. O yüzden bu lekeli kıyafet, kanlı değil, lekeli kıyafet de incelenmek üzere gönderildi. Giyilmiş bir şey değil yani. Atılmış yani ortaya şey yani. Peki İbrahim Bey, o gün hiç evden çıkmadım dediniz. Torunlarım vardı, kızım vardı. Haberi nasıl aldınız? Haberi ben aldım. Nasıl haberi aldınız? Nasıl geldi size? Kim haber verdi Fatma Hanım? Aşağı koydu, dayım gelini var. Bana telefon etti. Döndü abla dedi. Yukarıda dedi Mustafa avam dedi. Bir şey olmuş dedi bana. Evet. Ben de öyle deyince ki Gülten'e de bir çağırma dedi. Tamam dedim ben. Oran baktım ben, bizim Gülten ev yönüne çıkmış. Tavuklar da evin yönünde arkasında, ben onu oyun atacak diye bakıyorum. Oya yöneliyor bu. Gülten diye bağırdım ben buna. Gülten dedim, avam nerede dedim ben. Bana dedi inanın gitti. Ne bir şey dedi bu. Kız dedim ben, avam yukarıda bayılmış herhalde dedim ben. Baksaya dedim ben gayrı ona. Gülten ondan kızı mı oluyor? Mustafa Bey'in kızı mı? Gülten Keleş kızı. Ayten Keleş değil. Onun üniversite Ayten Keleş. Evet Ayten, evet. Biz onu Gülten deriz. Ondan geldi ben gene aşağı hani beni bir taş etti. Ondan geri ben eve de geldi şey ettim. İbrahim eşim zaten benim damdayım şu zaman. Burada evde otururken İbrahim dedim ben. Yukarıda dedim ben. Avama bir şey olmuş dedim ben. Gidelim dedim ben buna. O arada beni tuttu bir yolda dayım karşı aradı. Döndü dedi. Yukarıda dedi Keleş'e bir şey olmuş dedi. Beni dedi eskini Mehmet çıkarmasın dedi. Mehmet eski yani. Ondan geri ben de Mehmet'i arayamadım. Mehmet dedim ben, yukarıda olma bir şey olmuş dedim. Seni dedim Fatma abam dedim, beni çıkar mısın diye dedim ben buna. Arabasıyla, onun arabası var ya.
Ona geri, ona telefon ettikten geri ben duramadım. İbrahim dedim, biz de gidelim. Hemen hadi dedim ben. En dük yere biz Kereç abimin evin önüne varırken aşağıda bizim Mete vardı o. Ona o geldi kızın şeyini, abisi şey, kız kardeşiyle gelip ne gidiyorsun dedim ben. Yok öyle diyor, döndü abla dedi. Laganım dedim, biz avamın yanına gidiyoruz. Sen bizi bırakır mısın oraya dedim ben. Tamam abi dedi. Gayri biz ondan gittik oraya. Bizi oraya yakıştırmadılar zaten. Tabii. Siz gidene olmuş, kadar jandarma gelmişti zaten ve güvenlik çemberi çekilmişti. İbrahim Bey, en son İbrahim Bey, abinizle en son ne zaman görüştünüz? Abimler ekmek alıyor, görüşüyoruz. Zabayla ekmek alıyor, öyle görüyoruz. Camdan ama. Cama görüyoruz yani. Yanında gidip de mesela şey demiyoruz. O zaten arabada ya. Ekmek alıyor. Yani her gün ekmek alırken görüyorsunuz abinizi. Evet. Yani aranızda bir küskünlük, dargınlık yok öyle mi? Hayır, hiçbir şey yok aramızda, bir dargınlık yok. Köye şöyle bir söylenti yayılmaya çalışılıyor. Kardeşi İbrahim'le aralarında arazi yüzünden bir anlaşmazlık vardı gibi bir söylenti yayılmaya çalışılıyor. Bu doğru değil mi yani? Hayır Sarıp Hanım, doğru değil. Arazi yüzünden hiçbir anlaşmazlık yok. Babamın zamanında bölündü araziler, eskiden bölünüyor. İbrahim Bey, o baltayı, evinizde bulunan baltayı en son ne zaman, ne için kullandınız? Hiç ellemedi ki. Ellemedim baltayı, ot kesiyor. Onu, odu en son, en son ne zaman kullandınız yani? Onu zaten almadı, hiç ellemedi. Onu odu oraya duruyordum, motorun yanı başında, traktörün yanı başında. Traktörün yanı başında. Peki o gün jandarma gelip onu aldığında her zaman bıraktığınız yerde miydi balta? Yoksa farklı bir yerde miydi? Aynen. Evet, aynı bıraktığımız yerdeydi. Traktörün yanı başında. Size herhangi bir açıklama yapılmadı değil mi? Şu sebeple alıyoruz bunu diye. Dediler size o akşam, dediler burada. Demediler. Dememişler. İbrahim Bey siz... Demediler. İbrahim Bey siz ifade vermeye çağırdılar mı sizi? İfadeye gittiniz değil mi siz? İki sefer ifade verdim. Murat niye iki sefer ifade vermişler? Üç sefer Medik. Medik orada çağırdılar bizi. Kaç sefer çağırdılar orada bize? Çok çağırdılar bizi orada. Aslında birkaç kez alındı yani. Alınan ifade kişilerden yine farklı günlerde yine ifadeye çağrılarak ifadelerine başvuruldu Serap Hanım. Şimdi orada biz. O komşuların adını ben buradan vermek istemiyorum ama Murat'cığım, sor bakalım yani, iki ev yakınınızda altta filan, bir sor bakalım, o komşuları tanıyorlar mı? Neden o komşularla ilgili bir şüphe oluşmuş olabilir? Evlerinde arama yapılan diğer komşularını tanıyor musunuz? Burada, peki neden bu aramaya ihtiyaç duydu jandarma ve daha önce Mustafa amcayla bu kişilerin bir husumeti var mıydı? Hayır. Hiçbir şey sıkıntı yoktu. Şüphelendiğiniz bir şey var mı? Neden ihtiyaç duyuldu? Efendim? Neden ihtiyaç duyuldu bu arama yapılmasına? Ben ne bileyim, bilemem ki neden arama yapıldı. Bilmiyoruz. O neden komşuların çocukları içinde genç kız var mı? Nerede yani? Hani o evlerinde kanlı elbise bulunan komşuların çocukları küçük mü büyük mü, var mı çocukları? Onların evinde, hangisinin evinde buldu? Ben onu bilmiyorum ki. Siz peki İbrahim Bey, şimdi pazar günü bulundu cenaze. Bugün günlerden cuma. Bu arada siz dışarı çıkıyorsunuz, kahveye gidiyorsunuz, arkadaşlarınızla ayaküstü bir yerlerde konuşuyorsunuz. Bu konu konuşuluyor. Şüphe nedir oradaki konuşulan, nedir? Hayır, Serap Hanım. Erkekler arasında ne konuşuluyor? İbrahim Bey'e Serap Hanım, soruyorum. Dışarı kahve yok, köyde kahve yok Serap Hanım. Kahveye gitmiyor. Kahve. Dışarı çıktığınız zaman köyde genel... Yargın ne durumdaki, insanlar ne düşünüyorlar? Siz insanlarla konuştuğunuzda. Bilmiyoruz siz onların ne olduğunu. İnsanlarla ne konuşuyorsunuz? Dışarı çıkmıyor musunuz? Çıkmadı. Serap Hanım, biz bir kahve bilmez bu. Hayır, dışarı şu an tamam, kahve yok ama köyde siz dışarı çıkıyorsunuz. Çalışmak için, kolu komşu, dışarı çıktığınız zaman. Evimizin altına gidiyoruz. Başka dışarı gitmiyoruz Serap Hanım. Evi çevresinden bir yere çıkmıyoruz. Bu zaten benim abim de. Köyde hiç kimseyle konuşmaz mısınız? Herkes sizden kaçar mı? Yani bu dediğinizden o anlam çıkıyor. Bu da değişmiş. Yok, biz kimseyle
Taner Bey, hiçbir kimseyle kuskuyumuz yok. Evimizin önüne gelenlerle konuşuruz. Çay demler, kahve yapar içeriz yani. Ha, yani konuşuyorsunuz işte yani komşularınızla, köylülerle ahbapsınız doğal olarak. Konuşuyorsunuz. Onlar ne diyor bu konu hakkında? Biz onlarla da hiç bir araya gelip de böyle bir sohbet yapmadık. Biz zaten mesela bu olay olaydan beri evden dışarı çıkmadık. Evvelki gün mesela ben bir aylığımı aldım geldim. Ondan geri önceki gün, ondan geri de dün akşam hısımım gelmiş. Bir evimde kimse yoktu. Onu bırakmadım yani. Yani cenaze evi ya. Size de başsağlığına gelenler oluyordur muhakkak konu komşular. Geliyor. İşte onlar ne diyorlar? Geliyor. Yani bir şüpheleri yok mu? Hiçbir şey demiyorlar. Kimseden şüphelenmiyorlar öyle mi? Yok, bize böyle bir şey diyen yok. Böyle bir şey diyen yok yani. Murat'cığım peki bir kişi üzerinde mi duruluyor? Bu cinayeti bir kişinin işlediği mi, yoksa birden fazla kişi karışmış olabilir mi bu cinayete? Tabii genel olarak bir kişi üzerinde duruluyor. Ama tabii adli tıptan gelecek rapor en net sonucu verecektir. Şüpheli olarak henüz net bir sonuç yok. Ya şunu söyleyelim, tek bir kişi üzerinde duruluyor. Ben müsaadeniz olursa öncelikle bir soru sormak istiyorum Serap Hanım. Tabii ki, estağfurullah. Yakın bir tarihte siz aile olarak Mustafa amcayla bir kavga yaşadınız mı? Hayır, yaşamadık. Mustafa abiyle kavga etmedi. Kavga etmedik yani. Yok, etmedik. Kavga edip bu kavganın özellikle jandarmanın da müdahil olduğu bir kavga yaşadınız mı? Hayır, hiç yaşamadık. Fatma Hanım, kaç çocuğunuz var? Oğullarınız var mı? Oğullarınız kaç yaşında? Benim 5 tane çocuğum var, 4 kızım var, bir oğlum var. O zaten var ya, 2 sene oldu, 1 sene oldu evleneli. Evlendiği akşam gitti, Tekirdağ Kapaklı'da ilaç firmasında çalışıyor. Köyde değil üç yani. Üç kızım da evli. O olay olduğu günde benim burada kızım vardı. 2 tane torunum var yani ufacıklar. O gün akşama kadar da biz evdeydi. Bir kızım var zaten. 3 tanesi, 4 tanesi evli oğlumla birlikte bir kızım var evde yanımda. Peki bir şey daha soracağım. Rahmetli Mustafa Bey'in kızı, siz Gülten diyorsunuz, asıl adı Nurten. O nasıldı? Geçimli biri miydi, geçimsiz biri miydi? Konu komşuyla bir kavgası, gürültüsü oldu mu? Babasıyla nasıl geçinirdi? Vallahi hiçbir kimseyle, Gülten'e de hiçbir sorun yoktu. Babasıyla da hiçbir dedikodusu yoktu. Kendi haline, ev yönlerinde oturuyor. O yanlara gider geliyor. Bu yanki ev yönüne gider geliyor. Hiç kimseyle bir kavgası, galabası yoktu yani. Yani Nurten'in belki de hani kavgalı, dövüşlü olduğu birileri acaba Mustafa Bey mi hedef aldı? Her yönden bakmaya çalışıyoruz. Yoksa kendi halinde insanlarmış. Mustafa Bey'in eşi öleli 10 yıl kadar olmuş. Doğru mu Fatma Hanım? Doğru. Peki. Tekrar başsağlığı diliyorum. Biz bu konuyu tabii ki takipçisi olacağız. Avukat olarak da Hasan Bey ailenin avukatlığını da üstlenecek. Şu anda Murat'cığım herhalde bizimle de paylaşılmayan bilgiler eminim vardır ve çok daha detaylı bir şekilde şu an inceleme, araştırmalar devam ediyordur diye düşünüyorum. Boşanma aşamasında olduğu kocası oğlunu kaçırdı. Muazzez Çolak 7 aydır 5 yaşındaki oğlu Ahmet Hüseyin'i göremiyor. Ben 7 aydır oğlumu göremiyorum. Oğlum Ahmet Hüseyin'i kocam Esat kaçırdı. Neden boşanmak istedi? Çalışmıyordu. Ben onu toparlamaya çalıştım ama başaramadım. Oğlunu nasıl kaçırdı? Oğlumu 2 saatliğine babaannesine götürüp getireceğini söyledi. Beni kandırdı. Oğlumu aldı ve ben bir daha göremedim. Muazzez oğluna kavuşabilecek mi? Birazdan. Sevgili seyirciler, Muazzez bize Çorlu'dan geldi efendim. Kendisi 33 yaşında. Kocası 45 yaşında, 2015 yılında görücü usulü evlenmişler. Bu evlilikten de 2 tane çocukları var. Ahmet Hüseyin 5 yaşında, işte 7 aydır göremediği oğlu. Bir de 1,5 yaşında Ela isimli bir kızları var. Öncelikle şunu soracağım. Evliliğiniz nasıl gidiyordu Muazzez? Neden bu noktalara geldiniz? Neden boşanma aşamasına geldiniz? Yani evliliğimiz baştan beri yani hiç iyi başlamadı. Çünkü yalan üzerine kuruldu yani. Neden? Bana kendini çok farklı tanıttı.
Yani böyle çok iyi bir insan olarak tanıttı. Daha ilk günden başladı yani. Şiddet mi? Yani şiddeti şöyle bağırma çağırmayla başladı. Artık vurmaya kadar gitti. Bu şekilde devam etti. Gece yani eve gelmiyordu bazen. Çıkıp 3'te 4'te kalkıp gidebiliyordu. Yani o dönemde çalışıyordu. İzzet abi diye biri var, onun yanında çalışıyordu sanayide. Biraz dağıldım. Dağıldın, haklısın. Şimdi 5 yaşındaki oğulları 7 aydır Esat'ın yanındaymış ama hocam siz belki detayını biliyorsunuzdur, biz de biliyoruz ama şu an buradan paylaşamayacağım bazı şeyler var Esat'la ilgili. Paylaşamıyorum ama şunu söyleyebilirim. Evliliklerinin ilk yılında 4 ay 20 gün cezaevine giriyor. Yüz kızartıcı bir suç diyeyim. Doğru mu? Yüz kızartıcı bir suç. Dolayısıyla 5 yaşındaki erkek çocuğumun diyor, kocamın yanında olması hem çocuğumun psikolojisi açısından, beden ve ruh sağlığı açısından büyük tehlike ediyor. Tabii şimdi biz detaylarını paylaşamıyoruz ama hanımefendi şüphe duymakta ve korkmakta çok haklı. Yani ben bunu söyleyebilirim. Çünkü o iddiaların şüphesi bile çok korkunç. Dolayısıyla yani böyle bir şüphe varken hiçbir haber alınamaması, uzakta olması küçük çocuğun çok büyük sıkıntı. Bir an önce müdahale edilmesi lazım. Çocuğun hayatından dahi endişe etmemiz lazım diye düşünüyorum. Muazzez çünkü çocuğunun sesini 7 aydır hiç duymuyor. Nerede olduğu konusunda hiçbir fikri yok. Aslında 2020 yılında Muazzez yaşadıklarına dayanamamışsın, ailenin yanına gitmişsin. Onu anlatabilecek durumda mısın Muazzez? Ya ben o dönemde yeni doğum yapmıştım. Biraz yüksek Ela, sesi. Ela kızımı yeni doğum yapmıştım. Yani sürekli zaten yani ittire kaktıra gidiyordu. Evlilik öyle oturmuş bir evlilik değildi yani. Yani bir dönem iyi oluyordu, bir dönem işte tekrar böyle, ya nasıl diyeyim, dağıtıyordu ya, kendini dağıtıyordu yani. Ben toparlamaya çalıştıkça o hiç yani yuva bilmedi yani, biz yuva olamadık onunla. Yani zaten benimle pek bir alakası, ilgisi yoktu, beni pek... Daha dışarı dönük bir yaşıyordu yani. Yani ben mesela dışarı çıkmak istediği, yani dışarı gidiyor, geliyor mesela, ben hani sorduğum zamanlarda... Ya sen bana hesap mı soruyorsun? Sen bana hesap soramazsın. Ben istediğimi yaparım. İstediğim şekilde gider gelirim. Sen kadınsın, yerini bil, haddini bil gibi böyle. Hep sürekli yani beni aşağılar tarzda. Yani kapıdan girdiği zaman da sürekli bağır, çağır bu şekilde, bu şekilde. Yani 2015 yılında dediğim gibi yüz kızartıcı bir suçtan cezaevine girip 4 ay 20 gün yattı. Evet. Sonra çıktı. Evet. Beraat mi etti? Yani ben onu beraat etti biliyorum. Ben kendim o dönemde zaten o dediğiniz yüz kızartıcı suçtan olduğunu bilmiyordum. Şöyle sana ne için cezaevine giriyorum dedi. Ben dedi sanayide çalışıyordu sanayide. Ben dedi işte orada çalışanlardan mesela sanayi içerisinde dükkanların birinden çalışanlardan biri işte şey yapmış sözde. Şikayet etmiş yani onları şikayet etmiş. Şöyle... Şöyle anlatayım. Yani, aslında çok detaya giremediğimiz yani ben... için, Muazzez de heyecanlı olduğu için böyle bir cezaevi girişi ve çıkışı var. Beraat ettim demiş. O kısmını da geçiyorum. Ama dediğim gibi yüz kızartıcı bir suç. Ve bunu yıllar sonra öğreniyor Muazzez, evet. Gerçek sebebini. Gerçek sebebi öğrendikten sonra ve ailesinin yanındayken işte çocuğumu biraz göreyim, anneme babama götüreyim diye aldığında tabii ki babası diye veriyor. Ancak öğrendiği gerçeklerden sonra çocuğunun babasının yanında dahi güvende olamayacağını düşünüyor. Aynen. Durum bu aynen, mudur? Aynen böyle, aynen. Senin yanından alıp nereye götürdüğünü düşünüyorsun? Onun annesi, babası, kız kardeşi nerede olabilir? İlk etapta abimi arattırdım ben. Açtı telefonu, ben İstanbul'dayım dedi. Ben çocuğu getirmem falan dedi yani. Ne hali varsa görsün gibi bir sürü yani benim hakkımda zaten sağa sola çok çeşitli saçma sapan şeyler yani yaymıştı. İşte ailesi bizi ayırıyor bilmem ne gibi. Neyse almış götürmüş bu yani İstanbul'da biliyorum ben gittim evlerinde sordum yani şeye sordum. Ben çok
Kötü müsün? Ya peki biraz ara verelim sana istiyorsan. Biraz ara verelim. Anlatamıyorum. Ben duygularım ön plana geçince ben yani dağılıyorum. Anlatamıyorum. Yaşa o zaman. Duygularını yaşa muazzez. Tutma kendini kızım. Ben 8 aydır çocuğumdan ayrıyım. Yani sadece ona odaklıyım şu anda. Ne yaptı, ne etti, şu anda ne yapıyor, nerede? Ben sadece onu düşünüyorum. Yaşadıklarım hiçbir şey umurumda değil yani. Sadece çocuğum nerede, ona kavuşmak istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ya yeter yani bunu da yaptı bana artık. Bir anneyim ben. Yani bu zulümdür ya. Böyle bir insan yana zaten geri dönmek bir intihar artık. Ben onun için bu insandan boşanmak istiyorum bir an önce. Yeter çocuğumu bana getirsin. Ben çocuğumu istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Yani ne yapıyorsa, ne ediyorsa yani yapsın. Ama şu ona da şunu söylüyorum. Kendini düzeltmeye çalışsın artık. Benim ya iki tane çocuk babasısın sen. Biz yapamadık. Hadi ben kötü olayım. Tamam ben kötüyüm. Sen iyi ol, sen baba ol ya. Biz ayrılacağız. Bunun bir çaresi yok yani. Geri dönüşü yok. Sen iki çocuğun için yani kendini toparlamalısın. Artık kendine çeki düzen vermelisin. Biz ayrılsak bile onların babasısın. Evet. Görüşeceksin. Tabii ki ben çocuklarım için senin yani kendin bunu düşünmen lazımken ben senin yerine neden düşünüyorum ya? Ben bunları neden düşünüyorum? Senin düşünmen lazım. Yani ben bilmiyorum ne yapacağımı, ne edeceğimi, bu seni insana tekrar, karşı ne şekilde davranacağımı bile artık bilmiyorum. Mazze, çünkü seni tekrar barışmaya ikna etmek için mi sence bu çocuğu götürdü? Yani çocuğunu evet seviyordu. Ben buna yani sevmiyordu demiyorum. Ama şimdi bu şeyler olduktan sonra yani şüphe duymaya başladım dediğiniz gibi. Ama bazı gibi. Sevgiler hastalıklı da olabiliyor tabii. Onu da göz önüne. Yani çok seviyorum yani diyen herkese sevgi, güvenmemek evet, lazım. Sevgi böyle bir şey değil. O çocuğu perişan ediyor. Ben bazı videoları falan mesela attım size bilmiyorum gördünüz mü? Yani çocuğum bu haldeyken ne hallere düştü ya? Benim yanımda çocuğumun gözlerini çekiyor pırıl pırıl, diye. Pırıl pırıl senin yanındayken. Gerçekten. Yani bilmiyorum ne yaptı çocuğuma. Bir de kötü aşılıyor yani kötü aşılıyor. Çok kötü aşılıyor. Bir de çocuk annesini sorduğunda ne diyor mesela? Tabii. Annemi özledim dediğinde ya ne diyor? Onu şeye benim bir dönem Hatay'a gitmiş işte benden aldıktan sonra hemen Hatay'a ablasının yanına götürmüş. O zaman ona işte sormuşlar anneni özlemiyor musun falan diye. Hayır demiş özlemiyorum. Neden demiş anneler özlenir demiş. Görümcemin kızı soruyor bunu. Ben özlersem babam bana kızar demiş çocuğum. Yani böyle bir şey. Yani neden yapıyorsun sen bana yapmıyorsun. O küçücük yavruya yapıyorsun. Yani yazık yapma. Yapma bu çocuğa bu zulmü yapma. Bu daha 5,5 yaşında. Ben 8 aydır bu çocuktan ayrıyım. Yazık ya. Yapma bunu. Yapma yavrumuza yapma bunu. Ben kötü olayım sen iyi ol. Ben her şeye razıyım. İyi ol yani. Bu arada bütün görümceleri filan da Muazzez'den yana. Yani o daha Allah önceki... razı olsun beni arıyorlar. Evet. Görüntülü sen çökmüşsün diyorlar yani. Yazık sana diyorlar. Dik durmalısın diyorlar. Kimse onu barındırmıyor ki hiçbir yerde. Yani görümceleri kimse bile barındırmıyor. Esat'ın ablaları, kız kardeşleri bile o daha önceki olay sebebiyle bu çocuğu bir an önce bulmalısın Muazzez diyorlarmış. Bir an önce bulmalısın. Çünkü tehlikede bu çocuk diyorlarmış. Bir görüncem de yani ismini vermek istemiyorum. Bu benimle şu anda görüşmüyor pek görüşmek istemiyor. Sebebi de neden sen Esat'a nasıl güvendin de ikinci çocuğu yaptın dedi bana yani. Kendi kardeşini. Bunu kendi söyledi nasıl güvendin dedi. Bu Esat ne iş yapıyor Muazzez? Yani şu an bilmiyorum ne iş yaptın da o dönem mesela bizim evliliğimiz süresince sağlam bir işi yoktu yani. Mesela sigortalı herhangi düzgün sabit bir işi yoktu. Esat bu çocuğu arıyoruz. Senin olduğu kadar Muazzez'in de çocuğu. Ama bir an önce de ortaya çıkarman lazım. Çünkü çocuğun ne durumda olduğunu gerçekten biz bile merak etmeye başladık. Öyle söyleyeyim yani. Bir bekleyelim bakalım bir ses çıkacak mı Esat'tan. Ona göre devam edeceğiz konuya. Ama işte çocuğunu aylardır göremeyen bir anne maalesef bir intikam ya da annenin canını acıtmak için çocuğu kullanan bir baba modeliyle daha önce de karşılaştık. Anne de yapabiliyor aynı şeyi, baba da. Lütfen çocuklara bunu yapmayın. Bir de Esat gerçekten o durum sebebiyle eğer bu çocuğun başında bir şey varsa bu işten hiç kurtuluşun yok kardeşim. Onu da söyleyeyim. Dün çok izlediniz. Çünkü 14 yaşındaki Ceren 15 yaşındaki arkadaşıyla beraber ortadan kaybolmuştu.
20 Kasım'da gitmişti. Anne perişan durumda ve geldiğinde dedi ki ben kızım Ceren'i koluma takacağım, buradan öyle gideceğim dedi. Arkadaşının annesi de bağlandı. Aslında yani her iki anne de o benim kızımı ayarttı, o benim kızımı ayarttı şeklinde konuşmalar yaptılar. Ama 14 yaşındaki Ceren'le ilgili çok ama çok önemli bir gelişmemiz var. Gel annem, benim bir tane Ceren'im var Serap Hanım, bir tane. Mükerrem Hanım evden kaçan 14 yaşındaki kızı Ceren'in 15 yaşındaki arkadaşı Azra ile birlikte olduğunu iddia etti. İkisi de gerçekten çocuk. Biri 14, biri 15 yaşında. Uyuyamıyorum Ceren. Uyum, hayatı kaybettim. Serap Hanım Ceren'e ulaşın da gelsin lütfen. Anneleri neden birbirlerini suçladı? Şu an Azra bana mesaj attı şu an. Ah ne diyor? Anne beni rezil ettin diyor. Ama senin kızının beyni 50 yaşındaki insanın beyni. Ceren'le Azra gerçekten birlikte mi? Eğer birilerinin yanındaysanız onları da yakarız. Ben sana söyleyeyim. Polis baskınıyla, jandarmayla evet. Neredeyseniz sizi 1-2 saat içinde buluruz. 14 yaşındaki Ceren nerede? Birazdan. Mükerrem nasılsın? İyiyim Serap Hanım. Yani moralin nasıl? İyiyim. İnşallah Ceren'den güzel haberlerle. İnşallah canım. İnşallah. 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 Şimdi Ceren'le Azra birlikte ortadan kayboldu. Fakat Ceren'inle ilgili anne son derece açık, net ve samimi açıklamalar yaptı. Dedi ki ben çalışıyorum, kocam KOA hastası, evde bir de küçük çocuğum var. Ceren'in üzerinde çok fazla yük var dedi. Bunu kabul ediyorsun değil mi? Evet. Ne olacak peki? Yani bunun bir çözümü var mı? Tabii ki. Yani biraz bir yüksek yol, sesle. Tabii ki de yani güzel bir yol. İnşallah güzel bir şekilde kendisinden güzel haberler alırsak, güzel şeyler olursa tabii ki ne hani bir şekilde onun da fikri %100 önemli. Onun fikri önemli artık benim için. Bir de Ceren'in eğitimini belki şey yapmak onu lazım. Onu dışarıdan yazdırmıştık, sağlığı seçmişti. İşte diyorum ya hocam hani aile içi sorunlar, sıkıntılar, küçük kardeşi, evin yükü hepsi üst üste geldi. Bunu aldı ister istemez bana da yansıtmadı. Çevremiz de yok, arkadaş da yok, gidip gelecek hiçbir şey de yok yani. Aktif hayatı da yok ve kimseye güvenemiyorsun ki hocam. Peki Mükerrem, kocan KOA hastasıymış evet. Evde. Kaç yıldır evde mesela çalışamıyor, para kazanamıyor? Ya daha önce kahvede çalışıyordu mesela. Şu 3-4 yıldan pandemiden sonra da hiçbir şekilde hani çalışamadı. Şu son bir yıldan beri de hiçbir şekilde çalışmıyor. Şu anda da hastanede yatıyor zaten. Hastanede mi, evde mi? Hastanede yatıyor. Peki bütün bunların yanı sıra baba mesela agresif bir adam mıdır? Onun hastalığı, çalışamaması onu belki daha sinirli evet, bir hale getirdi. Evet, biraz. Ceren'le evet. İlişkileri nasıl? Evet, önce iyilerdi. Şu hasta olduğundan sonra biraz hani araları açıldı hani yani. O da kendinin olduğu hasta olduğundan dolayı hani yani bayağı araları açıldı hani. Diyorum yani evin sorunu, sıkıntıları, iş, güç, kardeşine bakması hepsi üst üste geldi yani. Şimdi Gaziantep'te biliyorsunuz yaşıyor aile. Olay da zaten Gaziantep'te yaşandı. Ve Ceren'le Azra bir anda ortadan kayboldular. Aslına baktığınızda Azra da küçük, 15 yaşında. Onun da kendince aile problemleri var. Babayla anlaşamıyor, üst kattaki babaanneyle yaşıyor. Yani bir çıkmazın içindeler bu çocuklar. Ve maalesef belki de fazla yük de biniyor üzerlerine. Azra doğru söylüyorsa 15 yaşındaki kız ailem beni başkasıyla evlendirmek istiyor diyor. Bu da tabii korkunç bir şey. Ve Mükerrem Hanım da kızının hasretiyle yanıyor. Yan stüdyoda Ceren var. Ceren yan stüdyoda. Ceren'i bulduk efendim. Ceren'i bulduk. Serap Hanım. Evet. Evet. Yedi gündür Ceren'i göremiyorum ben. Ceren, annem Ceren. Ceren, annem buradasın, gel annem. Ceren, lütfen gel annem. Ceren, çok özledim seni annem. Ceren, hadi gel annem de gidelim buradan biz artık. Serap Hanım beni gönderdi, gideyim kızım artık. Yedi gün oldu Ceren.
burada, bu binada, bu güvenli çatı altında şu anda. Biraz konuşalım mı istersen? Biraz konuşalım. Ceren kızım merhaba. Merhaba yavrum, merhaba. Ceren. Efendim? İyi misin yavrum? İyiyim. Ceren, evde hayat nasıl gidiyor? Ceren. Ya ne bileyim. Nasıl gidiyor yavrum? Açık açık konuş et. Annen dedi ki Ceren'in üzerinde çok yük var dedi. Hı hı. Babası var, kardeşi var, ben çalışıyorum, çalışmak zorundayım. Onlara bakmak zorunda, evi idare etmek zorunda. Ve 14 yaşındasın, bunlar sana ağır gelmiştir. Doğru mu Ceren? Evet. Nasıl karar verdiniz? Azra mı sana dedi gidelim, sen mi dedin? Niye gittiniz yavrum? Biz zaten Azra evine gitmeyecekti. Babaannesiyle kavga etmişti zaten. Babaannesi kovmuştu yine onu. Sonra işte evine gitmeyecekti zaten. O sırada da dışarı buz gibiydi. Yağmur yağıyordu. Bu kez ben onu evime almayayım, kimi alsın yani. Siz bir de kendinizi benim yerime koyun. Evet. İşte annem de geldi. İşte dedi gitsin falan dedi. Ondan sonra annem işte sinirlendi, kızdı falan. Sonra annem gittim. Zaten dediğim gibi hepsi üst üste geldiği için böyle kaçacak yer arıyordum gerçekten de. Sonra da Azra da gidecekti zaten. Sonra da beraber çıktık işte. Azra'nın tanıdığı birilerinin yanına mı gittiniz? Evet. Sen o insanları ilk defa mı gördün? Evet. 4-5 yani 20 Kasım'da gittiniz. Düne kadar da onların yanındaydınız. 5 gün orada mı kaldınız? Evet. Peki yavrum, anneni, babanı, kardeşini hiç düşünmedin mi? Bunlar çok üzülürler. Annen perişan durumda. O anda ne geliyor aklınıza? Yani ailenizin sizi aramayacağını falan mı düşünüyorsunuz? Ceren. Ya yok, o an düşündüğün tek şey oluyor. Gitmek istediğin oluyor sadece. Mesela halanın, teyzenin ya da işte babaannen, anneannen kim varsa, anne ben birkaç gün gideyim onlarda kalayım, çok bunaldım, evdeki işler de beni yordu, gideyim birkaç gün kafa dinleyeyim diyebileceğin bir yerler vardır muhakkak akrabaların. Niye böyle bir şey tercih etmedin de hiç bilmediğin, belki de art niyetli olabilecek insanların yanına gittin yavrum? Bilmiyorum, dediğim gibi o an hiçbir şey düşünemiyorsun. Tek istediğin gitmek oluyor. Peki 5 gün orada evini özlemedin mi? Yatağını özlemedin mi? Anneni özlemedin mi? Özlemedim. Yani benim burada ne işim var? Benim bir yuvam var, bir ailem, bir evim var demedin mi yavrum? Kim bu insanlar? Niye biz bunların yanındayız? Hı? Yani özgürlük bu değil, biliyorsun değil mi Ceren? Ya biliyorum. Yavrum okul durumun nedir senin? Liseye hiç gitmedim. Gidecek misin peki? Gitmek istiyor musun? Evet. Yani her konuda destek olabiliriz. Bu konuda da destek olabiliriz sana. Peki senin bu evden uzaklaştıran şey gerçekten bu yaşta aldığın aşırı sorumluluk mu? Evet. Dün nasıl gördünüz? Evde televizyon mu açıldı? Yok. Kim haber verdi? Teyzem zaten haber vermişti. Hı. Evde kaldığımız yerde televizyon falan yoktu. Sadece internet vardı. Evet. Biz de canlı açıp izledik işte. Sonra da siz çağırdınız falan. Azra çok sinirlendi ama. Ne yapacaktınız? Yani annen buraya çıkmasaydı siz orada kalmaya devam mı edecektiniz? Ne yok, hayır, ben annemle zaten hep görüşüyordum. Evet. Söylüyordum. Görüşüyordum. Anne geleceğim diye. Ceren. Bir de camdan çıktık dediniz. Zorla mı tutuluyordunuz orada? Yani niye camdan? Nasıl camdan? Ben mi yanlış duymuş olabilirim de camdan çıktık gibi bir şey duydum. Yok, hayır. Yok, canlıdan izledim. Peki izlediniz. İzlediniz. Azra çok sinirlendi. Annesine biraz kaba kaba mesajlar attı filan. Sonra şimdi Mükerrem Hanım.
Seni göndereceğim, kızınla sarılacaksın. Birisini davet edeceğim. Bu birisi çok önemli birisi. Bu arada Ceren'e şunu soracağım. Ceren, sen ailemin yanına dönmek istemiyorum gibi bir cümle kurmuşsun, doğru mu? Evet. Ne yapmak istiyorsun? Ben de bilmiyorum. Yani sosyal hizmetlere mi gitmek istiyorsun? Yurda mı yerleştirilmek istiyorsun? Bilmiyorum ya. Bence şöyle yapalım. Annen bir stüdyoya gelsin, bir sarılın. Ondan sonra bu konuyu tekrar konuşalım. Ama ben şimdi birisini davet ediyorum. Mükerrem, bu kişi gerçekten çok önemli bir kişi. Nedenine gelince, bu iki küçük kız var ya, o ve onun gibi pek çok kızı belki de uçurumun kenarından çekip almış bir kişi gelecek şimdi. Eren Bey, buyurun. Buyurun. Sen otur canım. Merhabalar. Eren Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Eren Bey neden önemli? Bunu konuşacağız. Şimdi ben öncelikle rica ediyorum. Ne alakası var diyebilirsin. Eren Bey'le ne alakası var benim kızımın diyeceksin. Çok alakası var. Onu da konuşacağız. Önce Mükerrem Hanım'ı bir götürelim mi? Kızıyla bir stüdyoda bir sarılsınlar. Kalk Mükerrem. Kızının yüzünü göstermediğimiz için burada gerçekleştiremiyoruz onu. Sen bir git. Şimdi kızıyla buluştuktan ve konuştuktan sonra ben Ceren'e bir daha soracağım. Gerçekten sosyal hizmetlere mi gitmek istiyorsun? Bir annesinin kokusunu alsın günler sonra. Yoksa eve mi dönmek istiyorsun diye tekrar bir soracağım ama önce bir anne kızın buluşmasına tanıklık edelim efendim. Bir hafta değil, bir gün bile evladınızın nerede olduğunu bilmeden geçirdiğiniz bir gün bile çok önemlidir. Çok hassastır ve insanı gerçekten büyük acılara sevk edebilir. Mükerrem de buraya geldiğinde o şekildeydi. Bu arada Azra'yı merak ediyor olabilirsiniz. Azra'nın annesi telefonda. Azra da dün gece saat 1 civarında ailesinin yanına gitti. Alo. 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 Merhabalar, gözünüz aydın. Merhabalar, sağ olun, teşekkür ederim. Sizin de kızınız bulundu. Evet. Bir saniye lütfen. Şu anda Mükerrem de kızı Ceren'le kavuştu, buluştu. Sarılıyorlar. Eminim. Güzel kızım benim. Güzel annem benim. Sen herkesi boşver. Ben seni biliyorum annem. Sen ne yapacaksın? Sen ne dersen ben onu yapacağım annem, tamam mı? Sen üzülme. Ben seni çok özledim annem. Ben sensiz duramam annem hiç. Hiç duramam, güzel misin benim? Sen ne yapacaksın herkes annem? Hiç kimse durumda değil Ceren. Ceren hiç kimseyi dinlemek zorunda değiliz. Kim ne derse diyorsun annem. Lütfen kızım. Lütfen annem. Güzel kızım benim. Sen üzülme, ben sana ne dedim? Ben sen ne değilse ne olacak kızım dedim. Babam annem. Tamam abi, Lord. Olduğumu bilip ben hiçbir şey demeyeyim kızım sana. Arkadaşlar, sandalyeyi Ceren'in tam karşısına koyun. Anne otursun yüzü bize dönük şekilde. Şimdi Azra'nın annesine soruyorum. Eminim dün akşam sizin evde de böyle benzer bir manzara yaşandı. Ne durumda geldi Azra eve? Azra benim yanıma gelmedi. Nereye? Dayısı. Anneannesi Gile gitti. Evet. Dayısıyla beraber. Sonra karakoldan aradılar, ifade verdiler. Sağlık durumu nedir onu araştırmak için gittiler. İfade verdiler. Savcılığa çıktı. Savcılıktan da dayısına teslim edildi. Şu an iyi. Ama bunları kim alıkoymuşsa ben de onların ceza almasını istiyorum. Ceren de bunu biliyor. Ceren'den rica ediyorum. Onlar kimse isimlerini, kim olduklarını söylesin. Ama Ceren sosyal hizmetlere de gitmesin. Orası ona çok iyi gelecektir.
Şimdi bu yanında bulunan kişiler Ceren'in söylediğine göre Azra'nın tanıdığı kişiler. Yani Ceren çok bilgi sahibi değil o kişiler hakkında. O yüzden Ceren'in değil Azra'nın bu konuda ifade vermesi ve o kişilerden şikayetçi olması gerekiyor. Bir. İfadesini vermiş ama şu anda ifadesi ne, nedir onu bilmiyorum. Peki. Ama bir de şöyle bir şey var. Ceren'le ben yazıştığımda sürekli benim yanımda değil, bilmiyorum, beraber değiliz, ayrıyız dediler. İkisi bir teslim oldular. Peki, birliktelerdi efendim. Birliktelerdi. Evet. O görüntüler de var elimizde. Ceren sana birlikte değiliz demeni Azra mı söyledi? Sen kendi kendine birlikte değiliz mi dedin? Azra'yla biz ilk gün tartıştığımızda Azra gitti. Sonra üçüncü gündü galiba annesiyle konuştuğum gün Azra telefonunu açtı. Yani internet üzerine WhatsApp'tan aradım. İşte dedim gel bir şeyler yapalım, anlaşalım falan dedim. Sonra işte o da geldi. Konuştuk. Ondan sonra full beraberdik zaten. Sonra da buraya geldim. Ve seni üç gün o tanımadığın insanlarla yalnız mı bırakıp gitti Azra orada? Hayır, ben o sırada kız arkadaşım bile geçtim. Hangi kız arkadaşın? Ha öyle mi? Hı hı. Yani Azra'nın da o kişilerden şikayetçi. O kişiler kaç yaşlarındaydı mesela Ceren? Nasıl? İlk kaldığımız... İşte o dedin ya, beni götürdü, ben tanımıyordum. Birkaç erkek varmış orada bildiğim kadarıyla. Kimdi onlar ve kaç yaşlarındaydı? Siz 14-15 yaşındasınız ya. Kaç yaşlarındaydı o kişiler? 19 yaşındaydı. Hı. Öyle. Kaç tane, kaç kişi vardı? Bir taneydi, çok kişi değiller. Şikayetçi olacak mısınız ondan? Hayır, o bize yani şey yapmadı, bir kötülük yapmadı. Peki siz... Ama evlerinde sakladılar. 5 gün, 6 gün boyunca evde sakladılar. Reşit olmayan 14 ve 15 yaşındaki çocuğu evde tutamazlar. Tabii, doğru söylüyor. Bu konuda tabii ki evet, çok haklı. Ve o kimse, o bulunacak şikayetçi olacağım o kişiden. Buradan da duyuruyorum. Evet, doğru duysun söylüyor. Ve korksun. Hiçbir anneyi mağdur etmeye hiçbir hakkı kimsenin hakkı yok. Bu arada babaanneye de söyleyin torununu evden kovmasın bir daha. Benim bak kayınvalidem çok iyi bir insandır. Benim kızım orada öyle söylemiş ama ben kayınvalidemle beraber oturuyorum 18 seneden beri. Benim kaynanam kötü bir cümle asla etmez. O zaman Azra doğruyu söylemiyor. Beni babaannem kovdu demiş. Kaynanam bak kendisine şu şekil demiş. Kızım akıllı ol bak demiş, annenin sözünü dinle. Dinlemezsen seni aşağı eve indiririm demiş. Yani annenin babanın evine indiririm. Evet, cezaya bakar mısınız? Ceza gibi demiş. Ceza gibi söylemiş yani, o da enteresan. Annesinin babasının evine göndermek bir çocuğu niye ceza o gibi evet olsun? Yani orada da bir huzursuzluk, bir mutsuzluk var. Çocuklarınızın oradan belli... Oradan ben de çıkıyordum. Yani ben buradan kocanızın şiddet uyguladığını düşünüyorum Azra'ya. Yani gönderirim, baban döver dedi herhalde. Niye kalsın çocuk? Yok bak, babanın yanına gönderirim kızım dedi. Babanın annenin yanında kal dedi. Hani biz sana dedi akıllı ol diye dedi buraya dedi aldık dedi. Yoksa şiddet falan asla yok. Benim burada komşularım da beni biliyor, ailem de beni biliyor. Bizim nasıl bir insan olduğumuzu hepsi biliyorlar. Şimdi, biz hiç öyle bir insan değiliz. Gelip burada sonra da bilirler. Sevgili seyirciler, diyeceksiniz ki biliyorum. Peki Eren Bey diye bir beyefendiyi çağırdınız. Ne alakası var bu küçük kızlarla? Neden stüdyoda? Neden Ceren ve Azra ile bir bağlantısı olsun? Var. Sadece Ceren ve Azra ile değil, zor durumda kalan herkesle alakaları olan Gaziantep'te bir oluşum. Eren Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz böyle bir yardım derneği gibi misiniz? Bizim Gaziantep'te sosyal medya üzerinden 320 bin üyemiz var. Mehmet Başkanımızla beraberiz. Antep Herifleri Derneği dediğimiz bir dernek. Yardımlaşma derneğimiz. Cerengil'e ve Ceren gibi ailelere olan çoğu ailelere yardımda bulunuyoruz. Ceren ve Azra size nasıl ulaştı? Ceren ve Azra bana nasıl ulaştı? Mücevher abla bana ulaştı. Haliyle bizim sosyal medyada potansiyelimiz çok yüksek. Ortalama Ceren, Gaziantep ve diğer gruplar gibi 1 milyon grupta paylaşıldı. 1 milyon kişi grup olan bir grupta. Mücevher abla bana bir ses kaydı yolladı. Ben ondan çok etkilendim. Yani hala
duydukça etkisinde kalıyordum. Ben uykularımı yitirdim zaten. Dedim bulacağım ablacığım, ben bulacağım. Bana dedi ki, bana ulaştı Ceren dedi. Dedim nasıl ulaştı size? Yani telefonu yoksa veyahut da telefonu kapalıysa bir türlü ulaşmıştır. Sosyal medya üzerinden ulaştığını söyledi. Bana dedim kullanıcı adını ver. Kullanıcı adından oradan bir selam yazdım. Sağ olsun Ceren bir saat sonra bana karşılık verdi. Merhaba Eren amca diye. Derken Ceren'le biraz konuştuk. Konuştuktan sonra Ceren'e cep telefon numaramı yazdım. Biz de sizinle iletişim halindeydik. Daha evet. önce başka konularda da iletişim halindeyiz evet. zaten sizinle. Ceren'e telefon numaramı yazdım. Yazdıktan sonra bir baktım. Bir gün sonra sabahına Ceren bana mesaj yazdı. Günaydın Eren amca diye. Günaydın dedim. Ne yapıyorsun Ceren? Abi dedi, ben dedim ki kendisine, gel dedim kahvaltı yapalım. Seni bir kahvaltıya götüreyim, bana bir eşlik et dedim. Sen benim kız kardeşimin yaşındasın. Kız kardeşim ol benim dedim. Ondan sonra Ceren dedi, tamam abicim dedi, ben kahvaltı yaptım. Sen kahvaltını yap, gel beni al dedi. Ondan sonra biz de bu arada WhatsApp üzerinden Ceren'le bağlantı kurmuştuk evet. zaten. Hı hı. Şimdi ve şöyle bir şey oldu efendim. Eren Bey, tabii ki geniş bir kitle de var arkasında. Eren Bey özel aracıyla dün akşam aldı, Gaziantep'ten İstanbul'a getirdi Ceren'i. Getirmek zorundayım. Çünkü neden? Benim helal 14 olsun. Yaşında bir tane kız kardeşim trafik kazasından vefat etti. Ben ona zaten kendisinin sözünü de verdim. Sen benim kız kardeşim ol, ben sana abilik yapayım dedim. Helal olsun. Stüdyoya dönmek istiyorum. Şimdi Ceren'cim, dışarıda sosyal hizmetlerden bir ekip bekliyor. Eğer ki sen, ben aileme gitmeyeceğim, sosyal hizmetlere gideceğim dersen emniyete götürüleceksin. Ondan sonra da sosyal hizmetlere götürüleceksin. Hazır bekliyorlar. Annen karşında. Yok annem. Şimdi ne diyorsun Ceren? Ben? Ceren, nasıl bir ev hayatın olsun istiyorsun kızım? Ya normal insanların yaşadığı gibi. Mesela? Kavgasız, huzurlu, mutlu. Kim kavga ediyor yavrum evde? Ya herkes pimi çekilmiş bomba gibi birbirine patlıyor. Yani kim gelirse önüne artık. Peki evde kardeşin sen, baban hastanedeymiş zaten, annensiniz. Baban mı sinirli bir adam? Babam çok sinirli bir insan. Hı. Bir de böyle babam hep böyle yani. Hı. Öyle bir insan. Peki yani babanı, baba, anne bunlar atılmaz satılmaz, seçilmez de o senin baban. Hastalığı var, çalışamıyor, onun da kendine göre dertleri var. Nasıl bir ortam istiyorsun evde? Yok anne, gitme. Ya işte dediğim gibi mutlu, huzurlu. Peki annen karşında, Mükerrem ne diyorsun canım? Yok, Serap Hanım ben kızıma her türlü bakarım. Her türlü bakarım. Ben evde kalmazsa anneannesinde kalsın, teyzesinde kalsın. Güvenilir bir yerde de kalabilir. Eren Başkanımız da yani bildiği ettiği yere şu anda kendi kafasını toplaması için güzel kendisini bir doktora götüreceğim, psikolojisini düzeltsin. Hani yani artan kendisi artı ne derse. Hani şu anda eve gitmiyorum, gelmek istemiyorum diyor ya, haklı, kendi de haklı. Ama hani bir yere sosyal hizmetlere gitmesini hiç istemem kızımın. Hiç. Bir kere okul hayatına yeniden dönmesi evet, lazım. Evet, inşallah. Bak, kafasını okulla, derslerle evet, meşgul etmesi. Evet, kendine evet, bir meşguliyeti olacak. Hedef evet, koyması lazım. Evet, evet Serap Hanım, evet. Peki Ceren, son kararın nedir kızım? Ben eve dönmek istiyorum. Bak şimdi. Bak şimdi. Abicim seninle konuştuğumuz gibi yine okula bugün konuşmuştuk zaten. Evet. Okula gideceğim demiştim. Ben evet, senin okula göndereceğim, istediğin okula göndereceğim hem de. Elimizden geleni Antep Herifler Derneği olaraktan yanınızdayız. Bunu hiçbir zaman için unutmayın. Ben bazı konulardan aslında seni çok iyi anlıyordum. Bazı şeyler yokluktan geliyor Serap Hanım. Yani ben evlerde de gördüm. Biraz maddi durumda da bayağı sıkıntılı. Ortalama 2 yıldan belli zaten biz destek çıkıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Ceren'im doğru bir karar verdin. Bundan sonra sen benim kardeşimsin. Ben senin abinim. Helal olsun. Helal olsun. Evet, her şerde bir hayır vardır ama. Amadan önceki söylenenler de önemlidir ama. Bunu yapanlar, bu iki tane küçük kızı
evlerinde 3 gün, 5 gün arkadaşı bile olsa, bakın kız arkadaşı bile olsa, onun ailesi ve sonrasında Azra'nın tanıdığı o şahıs kimse, onların yaptıkları yanına kar kalmasın. Kalmasın ki cezalarını bulsunlar ki başka Cerenler, başka Azra'lar olmasın. Bu reşit olmayan kızlardan artık elinizi ayağınızı çekin. Allah sizi ıslah etsin. Amin. Ama biz şu anda bir kızımızı ailesine kavuşturduk. Çok İşte güzel. Bir canım oluşum, benim. Bir dernek aracılığıyla arkasına on binleri almış bir Eren abileri var. Onun yanında sıra pek çok abileri, ablaları var orada. Ve başka illerde de bu tür oluşumlar var. Yalnız değilsiniz, bunu unutmayın. En başında da biz varız, biz. Devlet var bir kere zaten. Karakolu var, jandarması var, kolluk güçleri var. Sonra biz varız, bir de STK'lar var. Yani sivil toplum kuruluşları var, çocuklar. Onun için bu kızları da yalnız zannetmeyin. Canınızı okuruz sizin efendim. Kimi çocuğunun evladının derdinde, kimi işte cinayete kurban gitmiş kardeşinin derdinde, Bayezid Bey de aşkın peşinde. Bayezid Bey'le devam edelim. Uyuduğum zaman çık uyaklığımda. Gerçekten. Ya bu gerçek derek. Söylüyorum, hiç yalanım yok. 66 yaşında ilk kez aşkı Perihan Hanım'la tattı. Şu an 71 yaşında olan Bayezid amca önce büyük aşkına kavuşmak, sonra nikah masasına oturmak istiyor. Geldi boşanmak için. Nikah yaparsa evleneceğim. Gerçek. Evet. Aşkına olan hasreti iştahını bile kesti. Valla ben ne yapıyorum, yemek bile yiyemiyordum. Gözüme hiçbir şey gözükmedi. Hala da görüyorum. Hala gözükmedi. Bir yıldır neden aramıyor? Ben seni yine ararım. Gizli numarayla görüşelim biz. Ondan sonra aramayız. Bakalım Perihan Hanım'dan ses çıkacak mı? Bayezid amca büyük aşkı Perihan Hanım'a kavuşabilecek mi? Birazdan. Bayezid Bey hoş geldiniz. Sağ ol, teşekkür ederim. Sizi ilk kez görecek seyircilerimiz için bir açıklama yapayım efendim. Biraz ağır işittiği için ben de biraz yüksek sesle konuşacağım. Bu kadın niye böyle avaz avaz bağırıyor demeyin lütfen. Diyeceksiniz ki bir de kulağı da işitmiyor, bir de aşk peşinde koşuyor. Gelmiş 71 yaşına. Bence hayat arkadaşı peşinde koşmalı, evet. Ama onu bir hayat arkadaşı olur zannetmişsin sen Bayezid Bey. Hayır, hayat arkadaşı olarak istemiyorum ben. Nasıl istemiyorsun? Ben aşk yaşamak istiyorum. Yani öyle sıradan sırf yalnızlığımı gidersin diye bir hayat arkadaşıyla evlenmek istemiyorum. Ben aşk adamıyım, evet. Aşk adamı olduğunuzu 66 yaşında mı keşfettiniz? Şimdi anamın öleli 15 sene oldu, size anlattım. Allah rahmet eylesin. Ama kafama uygun bir bayan, yani gençlerin flört yaşadığı gibi takip ettim, bulamadım. İlk iki eşinizle de mi aşk yaşamadınız? Yani aşk olmadınız? İlk eşimi normal kardeşim gördü, ayrıldık. İkinci eşimi kaçırdım ben. Ama aşık oldunuz. Aşık oldum ikinci eşime. İkinci eşime şöyle aşık oldum. Yakınının birine aşıktım. Onunla ayrılamayınca onu aldım, kaçırdım. 72 senesinde Antalya'ya. Ne diyorsun Bayezid Bey? Evet. Birini severken o olmayınca öbürünü kaçırdın. İki kalamız duydu. Benden o da 12 yaş küçüktü. O da 12 yaş küçüktü. 30 bin lira o zamanın 72 senesinin zamanında para verdik ona. Çok beraber mutlu yaşadık. İşte biraz önce... Başlık parası verdi. Başlık parası aldı bu pastayı. Yaşı ufaktı, nüfusu 14'tü. Yaşını büyüttüler. 6 sene kaçak gezdim ben. Aydın tarafında, Söke tarafında. 14 yaşındaki kızı. 14 yaşında, nüfuzda 14. Bizim aslımız yörük oluyor için. Nüfuzda doğduğu zaman geçirmezler. 3-5 sene geçer, daha sonra geçer. Olsun 17 olsun. Ha, 17 yaşında, evet. Benden 11 yaş küçüktü da. 17, sen 28 yaşındaydın o zaman. Evet. 3 tane çocuğunun olduğu hanım o. Evet. Rahmetli Hayır oldu. O değil. 3 tane çocuğum olan ayrıldık ondan. Ha ondan ayrıldık. İlk eşim. İlk önce çocuğum. Tamam. İlk önce kaçırdığımdan 3 çocuk oldu. Ha. Sonra ondan ayrıldınız. O evet. Hayatta mı o? Buyur. O hayatta mı? İlk o eşiniz? Hayatta. Evlendi. O da başka bir evlendi. Sonra ikinci eşiniz rahmetli olan. Rahmetli oldu. Kanser oldu. Evet. Evet. Allah rahmet eylesin. Ondan da 3 çocuk oldu. 3 çocuk var. Ama siz... Kaçırdığınız halde ilk eşinizi de öbürünü de neyse güzel sevdiniz.
ama aşkı 66 yaşımda tattım diyorsunuz. Bana bu ben 66 yaşımda aşk etti. Ben mantık evliliği istemiyorum, aşk evliliği istiyorum. Siz? Yani ben yanıma nevesini dinleyecek bir kadın istemiyorum. Neves aşkı dinlese balonu şişiririm, nevesi dinlerim. Bak bak laflara bak. Ben beraber bir lokantaya oturup, bir çay bahçesine oturup, koluma takıp, biz bununla aşık olduğumuzda çok affedersin, bunlar hep benim torunum yerinde sokakta koyun koyuna, bol boyuna gezdikmiş. El ele gezdiniz. Eğlendik tabii. Aşk ne ki Beyazıt amca? Aşk gözle görülmeyen, elle tutulmayan, şurada midenden, kalbinden şöyle boğazına doğru gelen bir sıcak bir kelimedir. Bunu bir tek Perihan'a mı hissettiniz yani? Ben onu da hissettim. Hocam aşkın kimyası ne? Şimdi aşk, Beyazıt amcanın dediği gibi olan aşk diyeyim, hormonları harekete geçiren bir durum. Ama gerçekten yani aşk diyebilmek için hormonlarla birlikte beynin de çalışabilmesi lazım. Yani tamam çok büyük bir heyecan hissedebilirsiniz, bir macera hissiyle yaşayabilirsiniz ama bu dediğim gibi 4 aydır. 4 aydan sonra eğer işin içine beyin de giriyorsa, yani sizin düşüncelerinizde, sohbetlerinizde, hayatınızın tam ortasında, tam yanınızda, arkanızda veya önünüzde değil, tam yanınızda olabiliyorsa o, ona bir aşık demek lazım. Yani Beyazıt amca keşke hani Meksika'da falan yaşasaymış. Böyle Zapatalar falan. Adeta macera romanı gibi bir hayat yaşıyor. Şuramdan girdi, şuramdan... Evet yani. Bir de hocam, tabii 5 yıl 2016'da başlıyor bu hikaye. 5 yıl sürüyor. Bu kadar uzun sürmesinin sebebi de aslında 5 yıl boyunca aynı çatı altında yaşamamaları. Evet. Kadın işte, gidiyor, evet. Geliyor. Gittikçe Beyazıt amcanın hırsla beraber aşkı da devam ediyor. Midesinden geldiğini söylediyiz. Acaba o yediği ballar ve... Beyazıt amca, kadını görür görmez mi buradan buraya böyle sıcaklık geldi? Şimdi bu lafla anlatılmaz, yaşamak lazım. Ben bu her şeyi yaşadım. Yaşadığım için hala unutamıyorum. Ben bu 2 gün içinde bana telefon gelir hesap ettim. Muhakkak bilgi sahip olamadı bu benim aradığımdan. Hatta bana dedi sen televizyona çıkacak mısın? Senin için daha daha iyi çıkarım dedim ben. Daha daha iyi çıkarım. Kuru ekmek yerim. Çalının başında dururum dedim ben. Şu anda aşkını da bir taraftan ilan ediyorsun ona ama. Evet. Yani gel. Çünkü de boşanmışsın. Gel. Evet. Evleneceğim bana seninle. Bana zaten kendi boşandım. Evleneceğim seni dedi bana 3 ay önce. Beyazıt Bey, sen şimdi bu kadın 5 yıl içinde sana... 1, 2, 3, 4, 5, 6 yer şehir dolaştırtıyor, eşyalar aldırtıyor, paralar, altınlar, bilezikler, onlar bunlar. Bir 40 gün gidiyor, 70 gün gidiyor, 6 ay gidiyor, 1 yıl gidiyor. Her seferinde nikahlı kocasının yanından çıkıyor. Beyazıt amca, sen dolandırılmışsın. Bana savcı da öyle söyledi ama ya. Gönlüm kabul etmiyor. Beni Çerkezköy'deki savcı da aynısını söyledi. Böyle oturdu, beni bir... 2 Kurban Bayramı öncesi Çerkezköy'de. Bir gün nezarette yattım ben orada. Karşısına oturdum, yanaştım. Otur orada dedi. Kulağım ayır duyuyor. Savcı Bey dedi. Yanaş dedi. Yanaştım. İsmi burada, kendisi kalbimde. Şunu dedi. Göstersene seyircilerimize. İsmi, şöyle göstersene. İsmi burada, bak, bak. Kendisi kalbimde dedim. Anlattım. Dur. Sen dedi ayrıldıktan evet. Her gidişine para verdin mi? Her gidişime para verdin dedim. Şimdi bu beni bir sene 2019 1 Mayıs'ta ayrılacağım dedi ya. Ondan sonra ben buna 2 milyondan fazla yine para verdim. 2 bin lira. 2 bin lira işte. Ekilik yaptım. 200 dolar mı verdim? 500 lira mı verdim? 200 lira mı verdim? Beyazıt amca, bu kadın parasız kaldıkça sana gelmiş. Evet. Ama bu arada 5 yılda hani gidiyor ya, bir senedir yok mesela şimdi ortada. 6 ay gidiyor. Bilmiyoruz. Belki başkalarının da canını yaktı. Evet. Belki başkalarından da bu ben şekilde... Ben görmeyince bir şey diyemeyeceğim. Tabii ki bir şey ama sonunda gidiyor ve kocasının yanından çıkıyor. Ya kocasının haberinin olmaması mümkün mü böyle? Hanım sen nereye gidiyorsun? Nerede kalıyorsun? Bu paralar ne? Bu beyaz eşyalar nereden çıktı? Bu altınlar, bilezikler ne? Demez mi bir koca? Evet, ben hatta parmağımda yüzüğü bozdurdum. Kendine bir yaş günü hediye saldım. Ne yüzük diyorlar ona? Tektaş mı? Tektaş mı? Tektaş. Ondan aldım. Hatta işte ben sana diyorum ya, şimdi dahi elimden gelen param yok, bitti zaten de.
Bu kadar da param olsa yine harcarım, hiç gözünün yaşına bak. Şimdi Bayezid Bey, sen buradan param bitti diyorsun ya. Kadının geleceği varsa da artık tabii gelmeyecek, ben sana söyleyeyim. Para bittiyse ne işi var? Niye tabii gelsin bu kadın? Tabii. Şimdi oğlun Oral telefonda. Bu çocuklar sana bayağı kızgınlar ve haklılar bence de. Oral merhaba. Merhaba abla. Yavrum, nedir senin babanın bu aşk durumu? Yani 66 yaşında aşık oldum diye gelip 71 yaşında televizyonlara çıkıp hala aşkını ilan ediyor. Kadına harcamış 270 bin lira, hala param olsa harcarım diyor. Kimse dur demedi mi Oral? Abla şimdi ben 2017'de falan bir kış gününde Antalya'dan şeye gittim, Denizli'ye gittim. Evet. Böyle hiçbir yeri bilmem yani ben. Bir köylümüz vardı. O yerini gösterdi bana. Hı. Ya benim gidiş amacım farklıydı ama sonra kapıyı açtıklarında yapma dedim. Halam vardı işte. Oğlum boş ver dedi. Baban seviyor dedi. Biz de bir şey yapamadık yani. Ben de ondan sonra ertesi gün babam beni bindirdi. Antalya'ya geldim işte. Bu kadın devamlı gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Hı. Ya bir şey yapamadık. Şimdi uzakta olduğumuz için bir şey yapamadık yani. Aynı bölgede yaşasaydık belki karşı çıkabilirdik yani kadına da. Peki şimdi size bu durumun maddi manevi bir kayıp yaşattı mı size bu durum? Çok yaşattı yani, her şey paramparça oldu. Ama 500-600 bin liramız gitti yani bizim. 500-600 bin lira sizin niye gitti? Tabii. Yani babamın gitti yani. Dolayısıyla sizin yani, değil mi? Ya ben çok da şeyinde değilim, malımda mülkümde yani. Oral abim sen, biraz. Oral sen vefat eden eşin, yani annesi vefat eden çocuk musun sen? Evet evet. Allah evet rahmet eylesin, nurlar amin içinde yatsın. Amin. Peki torunlar falan ne diyor dedelerinin bu durumuna? Büyüktür herhalde onlar da. Şimdi Antalya'da ikisi. Bizim hı evin yanında oturuyor ikisi de. Çocuklar bir şey yapmıyor. Babam yine görüşüyor yani. Arıyorlar, şey yapıyorlar. Sonuçta babamın hayatı yani. O kazandı, o yitirdi. Sonuçta sevmiş yani. Ben kendi açımdan konuşuyorum yani. Hayır, ben keşke bir şey yapamam yani. Şimdi aşık olmuş, tamam 66 yaşında da aşkın yaşı yok diyoruz zaten. Keşke bu kadın da doğru dürüst çıksaymış da yar olsaymış ona. Tabii. Keşke evlenselermiş. Şimdi, aşk dolu bir evlilikleri olsaymış. Kim istemez abla bunu? Ama kadın dolandırmış babanızı belli ki yani. Evet, evet. Abla her şeyin birincisi güzeldir. İkincisi beladır. Evet. İkinci kadın devamlı. Ya genel olarak konuşmayayım da. Herkes mal mülkü için gelir yani. Bir de ortalık bozulmuş yani. Bir de bu kadar yaş farkı varken. Bir de kadın o dönem evli, düşünsene. Evliyim evet ama boşanacağım, sana geleyim diyor. Baban o kadar aşıkken aşkın gözü kördür ama bayağı perde inmiş yani babanın tabii, gözüne, tabii, kulağına. Kadını gidiyor 6 ay evde bekliyor mesela böyle. Kadın gidiyor evet 40 gün, baban o evde oturup kadın gelecek. Kadın telefonunu i̇şte kapatıyor, gizli numaradan arıyor. Yani dolandırıldığını anlamak için daha ne olması gerekiyordu ki Bayezid Bey? Hala da diyor ki gelsin, ben onunla evleneceğim diyor. Yani bir şey diyemem ben. Babama bir şey diyemem de yani bir şey olmaz yani. O kadın her şeyi paramparça yapmış yani. Yani yaşla, yani Beyazıt Bey'e de bu kadar belki yüklememek lazım. Yaşla birlikte çünkü bir takım savunma sistemleri düşüyor insanın. Biraz daha zayıflıyor bu. Olacak, hepimizin başına gelecek bir şey zamanında. O yüzden karşı taraf bence burada çok daha sıkıntılı. Hani Oral Bey de siz diyorsunuz ya bir şey yapamam diye. Yani çocuklar nasıl ki babalar çocuklarına bakmakla yükümlü, yetişkin olduklarında da çocuklar babalarına bakmakla yükümlü. Siz evladınızın göz göre göre kendini ateşe attığını, yanlış yaptığını bile bile ne yapalım böyle de yapsın der misiniz? Babanız da şu anda aynı durumda. O da yani insanlar yaşla birlikte bir miktar çocuklaşıyorlar. Bunu da göz önüne almak lazım. Şimdi yani dediğim gibi. Bir komşu var telefonda. Akraba daha doğrusu. Adını vermek istemiyor.
Oral tabii anneyi kaybedince insan annesinin babasının yerine kimseyi de koymak istemez. Öyle bir şey de olabilir çocuklarda. Yani annemiz vefat etti, işte babamız bir anda ortaya çıktı, ben başkasına aşığım dedi belli bir yaştan sonra. Onlara da ağır gelmiş olabilir ama bu akrabanın farklı iddiaları varmış. Alo. Alo, iyi günler, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Tanırsınız, bilirsiniz, akrabasısınız Bayezid Bey'in. Evet. Bu Perihan Hanım'la tanıştınız mı? Hayır, Perihan Hanım'ı hiç görmedim. Peki ilişkilerini duyduğunuzda, böyle büyük aşık olmuş Bayezid Bey 66 yaşında diye duyduğunuzda nasıl bir tepki verdiniz? Açıkçası şöyle üzüldüm. Ben de bir kız evladıyım. Benim de bir babam var. Bu şekilde zamanında bana bakmayıp da bütün varını yoğunu bir kadınlar için yerse, tüketirse ben açıkçası üzülürdüm. Kime bakmadı da Bayezid Bey, kime bakmadı mesela? İlk eşinden olan 3 tane kız çocuğu vardı. Hmm. O kız çocuğunu amcaları büyüttü. Hmm. Antalya'da Ali vefat etti. Hmm. 3 tane kız çocuğunu abisi büyüttü. Evet. Zaten kendisi de söylüyor, ikinci eşini 14 yaşında kaçırdı geldi. Ondan da 3 tane çocuğu oldu. Ben sadece Bayezid Bey'e söylüyorum, çocukların ahını alıyor, bedduasını alıyor. Bu çocuklardan helallik istemediği sürece bir Perihan değil 10 tane de Perihan gelir gider. Önce çocuklarıyla arasını düzeltin. Bayezid Bey, hanımefendinin söylediğini duydunuz mu? İlk eşinizden olan ayrıldığınız 3 çocuğunuz varmış. Hiç bakmamışsınız. Onlara amcaları bakmış. Ve onların diyor beddualarını aldı. Önce onlardan bir helallik istesin. Onlara yedireceği parayı gitti diyor, Perihan'a yedirdi diyor. Şimdi benim küçük kardeşimin çocuğu olmuyordu. Ali Karaduman. Anam rahmetli ilk eşten ayetten sonra sana hakkımı helal etmem, bu alimden bu çocukları alırsan dedi. 3 çocuğu birden. İkiydi o zaman. Biri sonra oldu. Biri benim yanımda oldu. O Antalya'da. Alimden alırsan dedi. Ben ölünce de alimin yanına gelmezsen yine hakkımı helal etmem dedi. 1985'te Kasım ayında işim olduğu halde onun nesahatini yerine getirmek için Konya'ya gittim. Konya'ya gittim. Evet, o 2 çocuğu kardeşim baktı. Anamın sözü üzerine. Orada baktım, kahve açtım. Kardeşimle baktım ki benim mantarda yaşantıma uymuyor. Geri dönmek zorunda kaldım. Doğrudur. Anamın söylediği için kardeşim büyüttü baktı. Büyüttü ama sen de bir parasal, maddi olarak, manevi olarak yanlarında olabilirdin onların. Yani kardeşim bakıyor diye bırakıp gitmem ben lazımdı. Kardeşimin durumu benden iyiydi. Ben sadece bir fırında çalışıyordum, pazarcıydım. Onun durumu benden tamam, iyi. Tamam, onu demiyorum. Çocuklarına yine sevgi gösterebilirdin. O çocuklar senin babaları olduğunu biliyordu. Evet. Amcanın yanında. Ama 3 çocuğu birden diyor. Şimdi o 3 kızınla görüşüyor musun mesela? Görüşüyorum. Biriyle pek görüşmüyorum. Biri burada zaten. İstanbul'da. Antalya'da. Antalya'da. Telefonda konuşuyoruz. Devamlı olarak. O burada. Birinde işte bu kadından dolayı evlendi, mal gitti diye konuşmuyorlar. Yani Oral'ın annesiyle evlendiğin için. Mallarımıza ortak kadın adı, bize bakmadı diye. Şimdi de bir de Perihan'a gitti. Hadi öbürü senin karındı, çocukların oldu. Bir de Perihan'a gitti. Çocuklar haklı. Hanımefendi, bir şey, siz ikinci eşini, rahmetli eşini tanır mıydınız Bayezid Bey'in? Kesinlikle, onu çok iyi tanıyordum zaten. İlk eşini hiçbir zaman görmedim, bilmiyorum. Sadece akrabalardan duyduğum kadarıyla. İlk eşi Iraz Duman çok seviyordu. Hatta onun deyimiyle çok özür dilerim. Ben Iraz'a bir şey olursa atın yerine eşek bağlamam derdi kendisi. Hmm. Eğer Iraz Duman'a olan aşkı bittiyse ben asla Perihan Hanım'a olan aşkına güvenmem. Zaten eşi öldükten daha 40'ı çıkmadan Eskişehir'den bir bayan getirmişti. Antalya'daki bütün tapulu evlerin zaten bir evi var diye biliyorum ben. Hmm. Ben Osmaniyeliyim ama orada yaşamıyorum şu an. Oradaki tapulu evini de o kadın uğruna yediğini biliyorum. Hay Allah. En son bundan 200 sene önce akrabalar arayıp ben çok kötü durumdayım, ben camilerde yatıyorum, başım belada, bana para yardımında bulunun diye akrabaları aradığını da çok iyi biliyorum. Bayezid Bey. Yani ben aşkına inanmıyorum. Iraz Duman'ın üstüne başka bir kadın sevdiğini iddia ediyorsa emin olun bir değil 10 tane de kadın gelir gider, sonu da kötü olur.
Mesut Bey, siz rahmetli eş, teşekkür ederim hanımefendi. Rahmetli eşiniz hayattayken ve hastalandıktan sonra demişsiniz ki ben ırazın üstüne hani gül koklamam gibi bir şey. O kadar aşıktı diyor. Evet. O öldükten sonra 40 gün sonra bir kadını getirdi diyor. Bir evi vardı, o evi diyor satıp o kadınla yedi parasını diyor. Yani ırazın üstüne bir kadın getirebiliyorsa, ırazı büyük aşkla severken ben Perihan'a aşığım diyorsa ben Bayezid Bey'in aşkına inanmıyorum diyor. Ben şimdi büyük lokma ye büyük konuşma diye bir atasözü var. Hanımla böyle sohbet anında hastalanmasa değil. Ben ölürsem evlen. Ben evlenmem canım derdim. Karı dahi demedim, bayan derdim. Evlensem dahi, buradaki gençlerden varsa yanlış anlamasın, kocadan ayrılan bir kadınla kesinlikle evlenmem. Koca sürmüş bir bayan olursa evlenmem derdim. Bu benim kaderim. Başka bir şey değil. Ben öyle görüyorum. Ama hala bu kaderi yaşamayı... Seviyorum, atamıyorum. Serap Hanım, elimde olan bir şey değil. Benim yerime başka biri olsa bu kadını yarı yolda bıraktı. Ama sevgisini atamadı. İşte Beyazıt Bey, ona sevgi demeyelim biz de tutku diyelim. Şiddetli tutku. Yani arzu ediyorsunuz, şiddetle istiyorsunuz. Bu başka bir şey ama sevmek çok kutsal bir duygudur. Onu düşürmeyelim yani bu seviyeye. Size bunları yapan bir kadını sevemezsiniz. Yani seviyorum demeniz gerçek sevgiye hakaret olur çünkü. Peki Beyazıt Bey, bu kadın, bu Perihan da sizce size aşık mıydı, seviyor muydu? Vallahi ilk önce aşık olduğuna inandım ama şimdi bu şekilde yapınca para için yaptığına... Ancak 5 senede mi ikna oldun buna Beyazıt Bey? Yani kadın hiç yanında durmuyor senin. Parayı pulu alıyor gidiyor. Parası bitiyor geliyor ve sen 5 senenin sonunda acaba ben dolandırıldım mı hala emin değilsin. Hala istediğine göre kadını, yani bu gerçekten sevgi değil... diyorum ki bir hayat arkadaşın olsun. Ay ben hayat arkadaşı istemiyorum. Evet. Aşk istiyorum diyorsun. Evet. Şimdi bir yeğeniniz... Şimdi başka bir kadın da gelse yine kabul etmem. Evli, arabalı, eşyalı. Kabul etmem. Bunu şimdi normal benden çok affedersiniz. 30 yaşlı ufak olsa, evi, arabası çok da güzel olsa kabul etmem. İlle Perihan. İlle Perihan diyorum. Tövbe tövbe yarabbim. İlle Perihan. Hatta İlle savcı Perihan. Bana... Savcı İlle bana, Perihan yazın altında. Ben İlle Perihan. Savcı bana... Anlattığın şekilde devam et, bu kadını tutuklarım dedi bana. Bunların dolandırılmışsın dolandırıcılık diyorum. Bir haberim var sana Bayezid Bey, dolandırılmışsın diyorum. Savcı da öyle dedi ama ben gene de istiyorum. İlle de Perihan. Evet, Bekir yeğeniniz çok önemli iddiaları var. Bekir merhaba. Merhaba efendim. Ah kardeşim ah, sorma nelerle uğraşıyorum ben burada. Ne yapacağız bu Bayezid Bey? Bekir, buyur efendim. Ne diyorsun? Dayınız oluyor galiba değil mi? Yeah. Evet efendim, dayım olur. Ne diyorsunuz dayınızın bu büyük aşkına? Dayım çok doğru. Aslında çok doğru söylüyor. Hangi konuda? Vallahi dayım bu kadını benim evimde 15-20 gün kaldı. Beraber geldiler. Biz sevindik kadın. Kadının dayıma davranışı, dayım ona davranışı. Gerçekten dayım bir çok zor durumdaydı. Yalnızdı adam. Adam durduğunda biz de buna çok sevindik. Memnun olduk. Yani o memnuniyetle kadın bize daima yanlış yaptı. Daha dedim bak yengenim dedim. Aranda yaş farkı var. Kendim söyledim yani. Aranda yaş farkı var. Dayımın yarın başına bir iş gelse ne yaparsın? Bekir'im dedi yatağa düşse dahi dedi. Ben ona kanımın son damlasına kadar vallahi bakarım dedi. Allah Allah. Ha. Ama dedi bak dayım da ölürse dedi. Ben sizleri çok sevdim. Aile olarak ben dedi sizin yanınızda kalabilir miyim dedi. Ağladı bana. Ben dedim yenge başım üstünde yer var. Dayım olduğu için başım üstünde. Ben de senin bu şekilde baktığın için dedim. Dayıma söz verdiğin için ben de sana bakarım dedim. Hani gücüm yettiği kadar dedim. Yani ama dayıma yanlış yaptı kadın. Bunu yapacak kadın değildi ya. Bak oradan birisi diyor ki bunu yapacak kadın değildi. Yani evet, güzel rol yapmış kadın. İşinde güzel oynamış. Çok ustaymış. Ustaymış yani. Gerçekten daima çok bağlıyız. Dayımın da bağlı olduğu yönde görüntü çok doğru. 15 gün sizde kaldığı süreçte sizde kadının dayınıza aşık olduğuna inandırmış sizi yani. Evet inandık yani. Yani belki hatta sonra geldi yine aynı böyle. Dayıma çok güzel bir şey yaptı. Şimdi peki ne diyorsunuz? Bu kadın gerçekten
Ben dolandırıldı diyorum. Sayın Savcı da öyle demiş zaten. Ortada her şey. Bu kadın evet. Bildiğiniz dolandırmış dayınızı. Doğru değil mi? Evet, şimdi şu anda dolandırmış dayımız yani. Şimdi gelmediği gibi. Şimdi dayıma zaten 5-6 sefer gelmedi. Dayım bunu hep için attı bak. Yani kadının sevgisinden için attı. Hiç kimseye bir şey demedi. Bize de demedi. Ama dayıma kadın gerçekten yanlış yaptı. Dayım çok dürüst, tertemiz bir adam. Yani göründüğü gibi. Evet, yanlış olmayan bir adam. Ama şimdi ben diyorum ki ona mesela 71 yaşındasınız Bayezid Bey. Hani tamam, Perihan dolandırmış. Perihan 3 ay önce de aramış. Ben boşandım, sana geleceğim bekle demiş. Adam bekle dedikçe oturuyor bekliyor. Kadın parası bittikçe geliyor. Şimdi zaten parasının bittiğini duyunca gelmeyecek Bayezid Bey'e bence. Tabii. Ya da çıksın ortaya, ben boşandım, gerçekten de seviyorum bu adamı. Hadi evlenelim desin o zaman yani. Evet. Sağır Sultan duydu Bayezid Bey'in Perihan'a, ille de Perihan'a olan aşkını. Ama hala kadından çıt yok yani. Evet. Bu nasıl aşksa ben anlamadım. Ailesini mağdur etmiş, çocukları mağdur etmiş. Bir tane diyorum şey, hayat arkadaşı bul. Hayır, ben diyor öyle hayat arkadaşı, ben aşık olmak istiyorum. Yani aşkımı yaşamak istiyorum diyor. Evet. Nasıl vazgeçireceğiz? Vallahi bilemiyorum. Şimdi daimin daha gönlü orada bak. Söylüyor zaten. Evet. Bayezid Bey, şimdi ayrılık acısı hakikaten büyük acı. Yani ölüm acısıyla eşdeğer evet. derler. Taraflardan biri hakikaten çok aşırı seviyor ve diğeri de onu terk ettiyse. Sen nasıl oturuyorsun akşam yalnız? Ne geçiyor kafandan? Nasıl günü nasıl geçiriyorsun? Geceni nasıl geçiriyorsun? Ne hayaller kuruyorsun? Gelmiş kadın, evlenmişsiniz, telli duvaklı giymiş. Bunları mı hayal ediyorsun? Ne yapıyorsun Bayezid Bey? Evde boş boş oturuyorum efendim. Benim yapacak bir şeyim yok. Elimden gelen bir şey yok. Arasam gizli numara. Numarası verildi. Ulaşamayacaksın. 200 küsür tane gizliden aradı. En son işte Kurban Bayramı'ndan önce yarım saat görüştük. Ben kocamdan ayrıldım. Ben duydum dedi. Kimden duydum? Duydum. Senin akraban birinden duydum dedim. Antalya'da İra diye kocasıyla telefonla konuşmuş. Ayrıldım. Hatta ben kocasını ben de telefon arada aradım. Perihan Uzun'la görüşmüştüm. Vazgeçtim, ayrıldım. Ne bilme ne yaparsanız yapın dedim. Ne haliniz varsa görün dedim. Ne haliniz varsa görün dedim. Peki Bayezid Bey, ben aslında Perihan'ın bizi duymadığını, sizi izlemediğini düşünmüyorum. Şu an ortaya çıkmadığını düşünüyorum. Sen de izlediğini varsayarak şu kameraya bak, ışığı yanan kameraya Perihan'a söylemek istediklerini böyle sanki karşında Perihan varmış gibi söyle. Perihan canım, seni almadan Serap Hanım'ın programından İstanbul'dan gitmeyeceğim. Perihan Hanım, Serap Hanım'ın huzurunda resmi nikahımızı yapıp İstanbul dışında Bulgaristan'a dersen Bulgaristan'a, Türkiye'nin neresine dersen oraya gitmek için bekliyorum. Buradan seni almadan gitmeyeceğim. Çık ortaya. Hayır, ben senden tamamıyla vazgeçtim, istemiyorum dersen o zaman. Bu kadar açık konuşursa vazgeçecek misiniz? Buyur. Bu kadar açık konuşursa vazgeçecek misiniz? Şimdi beni tamamen istemem derse vazgeçeceğim. Tabii, ben yapacak bir şeyim yok. Şimdi meydana çıkıp bana bir yüz yüze görüşmesi lazım. Çünkü bir de 3 ay önce arayıp ben geleceğim bekle demiş ya, yine umut vermiş. Tabii. O umuda sarılmış şimdi Bayezid Bey. Ama o umudunun da bitmesi için diyor ki evet. Kadın çıksın. Evet, ben seni ya sevmiş. Gelip de ben istemiyorum derse ben tabii, başka zorla zorla. Şey. Zaten herkese zorla iş yaptırsan ona zorla iş yaptıramazsın. Hayır. Bunların çevresi Antalya'da mafya desen olur kardeşler. Birini de tanımadı. Bir de Bayezid Bey, sevgi böyle bir şey değil. Karşılıklı hayır hayır şey. Kardeşlerini hiç tanımadı. Hepsini kardeşlerine etti. Almanya'da bir kardeş var, seviyorum dedi. Peki. Evet. Tamam, şimdi Perihan'dan gelecek cevabı bekleyeceğiz. Eğer ki Perihan net bir şekilde istemiyorum, bir daha da yoluna da çıkmayacağım, yoluma da çıkma derse herkes kendi yoluna gider. O zaman da Bayezid Bey de belki başkasına aşık olur yine. Tabii. Çünkü aşk adamıysa olur. Tabii olur, kesin olur, ben yani, söyleyeyim. Evet. Yani bugün Bayezid Bey vazgeçsin, gene kırkı çıkmadan bir yeni bir aşkla yerden açar. Şöyle bir şeyden şüpheleniyorum. Son cümle. Ya kocasından ayrılmadı ya duymadı benim geldiğim. İkisinin biri. Peki. Ya kocasından boşanmadı ya da bu programa çıktığımı duymadı. Duysa %1000 arardı. En azından istemiyorum demek için arardı ya da istiyorum. Peki. Efendim, bir gülle devam edelim. Bir gül buraya hep böyle ağzı kapalı geldi. Hani ben dişim düştüğünde böyle yapmıştım ya. O
İki yıldır böyle. Yemek yiyemiyor, yediklerini öğütemiyor. Efendim kendini çirkin hissediyor kocasına karşı. Kocasının habersiz geldi ama dün büyük olaylar olmuş, onu söyleyeyim. Efendim kocasına karşı kendini daha güzel, daha hoş hissetmek istiyor. Kocasına beğendirmek istiyor kendini. Ve büyük sağlık sorunları var dişleriyle ilgili. Yani estetik görüntünün yanı sıra sağlık sorunları da var. O yüzden bize başvurdu. Yani bir diş yüzünden bir evlilik mi yıkılacak yani? Olacak şey değil. Çok saçma. Biz de onun için elimizi taşın altına koyduk efendim dünden beri. Yüzüme söylemiyor ama hareketlerinden, davranışlarından bunu hissedebiliyorum. Bir kadın onuru ve gururu söz konusu. Gülmekten yoksun, aynalara küs. Birgül Hanım, dişleri düştüğü günden beri adeta kabus yaşıyor. Sen hiç gülmez misin mesela? Şu şeyden dolayı gülemiyorum. Özgüvenini kazanabilecek mi? Peki çocuklarımın okuluna gidemiyorum ne demek? Yani kendime özgüvenim yok. Kocası değişimini nasıl karşılayacak? Niye kocanın seni yeterince sevmediğini, ilgilenmediğini düşünüyorsun? Yani kendimi güzel bulmadığım için acaba o yüzden mi? Hani ben böyleyim bu yüzden mi? Eşiniz sizi yani dişleriniz tabii ki yapılması gerekir yani manzarayı gördük. Birgül Hanım hayata gülümseyecek mi? Birazdan. Birgül hoş geldin. Hoş bulduk. Aslında çok hoş gelmedi Birgül. Çünkü dün yayından sonra gerçekten kocasından habersiz gelmiş ve kocasından büyük tepki almış. Dolayısıyla biraz başka türlü de canı sıkkın. Kocası demiş ki niye gittin? Ben senin dişini yaptırırdım. Yaptırmamış diyorsun. Çok doluyum hocam. Yani bugün çok sinirli, çok doluyum. Çevreden eşimi dolduruyorlar. Kanala çıkmışsın. Ben burada yanlış da ayıp da bir şey yapmadım. Namusumla geldim. Burada oturdum. Herkes telefonlarda, internetlerde, WhatsApp'larda boy boy resimlerini paylaşıyorlar. Utanmıyorlar. Ben buraya çıkmışım. Ayıplıyorlar. Eşimi oradan dolduruyorlar. Ben burada ayıp bir şey yapmadım. Eşimi de doldurmasınlar. Ben buraya dişlerim olmadığı için, kendimi kötü hissettiğim için, eşime karşı, çocuklarıma karşı özgüvenim yok. Yüzlerine bakacak yüzüm yok. Belki onlar bu konuda beni anlayış karşılayabiliyorlar ama bu kendi hislerim. Çok utanıyorum kendimden. Çok şöyle, doluyum. Şöyle bir şey var. Siz bu sorunu çok küçük görebilirsiniz. Yani böyle denizde bir damla gibi görebilirsiniz. Ama sorunu yaşayan kişi için bu dünyanın en büyük problemi olabilir. Onun için kimse kendi sorunuyla, bir başkasının sorunuyla Birgül'ün sorununu kıyaslamasın. Herkesin sorunu kendine. Tabii. Ne kadar büyüttüğüne bağlı. Kafasında onu nereye koyduğuna bağlı. Eğer hayatını kaliteli sürdürmesine, ilişkilerini kaliteli sürdürmesine engel oluyorsa, aynı zamanda sağlığına da engel oluyorsa, bu onun için büyük problem olabilir. Yani onun için kimse kimseyi bu konuda yargılamasın, yadırgamasın. Dün bir günü dinledikten sonra dedim ki ricacı olabileceğimiz insanlar var. Onlardan bir tanesi de efendim Doktor Abdülkadir Narin'di. Kendisi kozmetik diş hekimi. Sağ olsun aradık, ricamızı kırmadı. Tabii sürekli yapabileceği bir şey değil bu ama bir seferliğine en azından Birgül Hanım'la ilgili o da bize yardımcı olma sözü verdi. Arkadaşlarım da Birgül'ü aldılar. Doktor Bey'in muayenehanesine gittik. Böyle evde de kendi kendine oturup aynaya bakıp ağlıyor musun? Ayna hiç elimden düşmüyor. Ne diyorsun? Yani aynaya baktığımda kendimi çok kötü hissediyorum. Bulacağız çaresini, hiç merak etme. İnşallah. Tamam. Sizlere güvendim, zaten sana güvendim. İnşallah, inşallah Birgül. Biz onun sessiz çığlığını duyduk. Gülüşünü saklı tutan Birgül'ün gözlerindeki mutlu olma arzusunu gördük. Serap Paköz'le Gerçeğin Peşinde ekibi vakit kaybetmeden harekete geçti. Şu an yanımda Birgül Hanım var. Birgül Hanım programımıza ben kadınlığımı hissedemiyorum, kendimi yaşlı ve çirkin hissediyorum, dişlerimden utanıyorum diyerek başvuru yapmıştı. Birgül Hanım'ın bu isyanına Abdülkadir Narin hocamızdan destek geldi. Biz de değerlendirmek için şu an muayeneye geldik. Yemek bile yiyemiyordum. Yiyemedim, karnımı doyuramadım, sıkıntı çektim, arkadaş ortamına karışamadım. Yani evde huzursuzdum, mutsuzdum, gülemiyordum. Mutluluk yolculuğu başladı. Hocam öncelikle merhabalar. Merhaba.
Bugün Birgül Hanım'ı sizin yanınıza getirdik. Bugün kendisine neler yapacağız, anlatabilir misiniz? Aslında bugün ağız içi muayenesini yapacağız ve mevcut durumu tespit edeceğiz 3 boyutlu olarak. Fotoğraflarını çekeceğiz, bir planlama yapacağız. Ben hemen Birgül Hanım'a da sormak istiyorum. Birgül Hanım, nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Şu anda çok mutluyum. Çok teşekkürler hocama da, sizlere de. Allah razı olsun. Sosyal hayatını geri kazanacak. Maalesef daha önceden çekilen dişlerinden dolayı kemiğinde ciddi derecede erimeleri söz konusu. Buna bağlı olarak diş etinde de belli düzensizlikler var. Sevgili Birgül'e bir şekilde tabii ki gülüşünü güzelleştirmeye yönelik sosyal hayatını da geri kazandırma adına, o psikolojisini düzeltme adına biz de elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz. İnşallah çok kısa bir zamanda güzel bir gülüşe kavuşturmaya gayret edeceğiz onu. Beraber heyecanlı dişlerini yaparken bakalım inşallah önümüzdeki günlerde tekrardan görüşeceğiz. Adım adım ilerleyeceğiz. Tekrardan görüşeceğiz. Bu hüzünlü halinden birazcık daha mütebessim bir hale çevirebiliriz diye ümit ediyorum. Gülümsemekten utanmayacağım. En az senin kadar ben de çok heyecanlıyım. Sence nasıl geçti? Neler hissediyorsun şu an? Şu anda çok mutluyum. Hiç beklemiyordum. Bugünü görmek benim için çok mutlu etti. Hani doktorum da ilgilendi, Abdülkadir Bey. Serap Hanım'a, sizlere çok teşekkür ediyorum. Sence sonuç nasıl olacak? Sonuç süper olacak. Hayatında neler değişecek? Bakış açım, gülüşüm, güldüğüm zaman utanıyordum. O geçecek inşallah. Bir dahaki muayene için günümüzü bekliyoruz artık, değil mi? Evet, çok mutluyum. Dişlerim olacak inşallah. En kısa zamanda dişlerime kavuşacağım inşallah. Çok mutluyum şu anda. Evet, çok mutluyum. Birgül, kocan tepki göstermiş sana. Evet, onu da diyorsun dolduranlar var. Bir sürü sana mesajlar gelmiş yakınlarından vesaireden. Bu sorun dediğim gibi herkesin sorunu kendine. Sizin için daha çok küçük bir problem olabilir bu ama yaşamayan bilmez. Birgül, buradan kocana aslında bunu ne için hem sağlığın, bir taraftan da onun için yaptırıyorsun ya, onu söylesene. Evet, ben hem kendimi düşündüm, burada en çok kendimi düşündüm. Çünkü bu ağızda onun da durumunu, maddi durumu olarak düşündüm. Maddi durumu yoktur. Yani benim dişlerime yok bir şekilde yaptırırım ama alacak kimsem yoktu. Ben onu düşündüğümden. Ben bunu biraz da senin için yaptırıyorum. Yani eşim için. Yani sana güzel görünmek için. Eşim için, çocuklarım için, ailemde mutlu olmak için ben bunu yaptım. Beni dün çok etkilediler, mesajlar olsun, şeyler olsun, aramalar. Bundan sonra hiç kimseye cevap vermeyeceğim. Kimseye de kulaklarımı herkese tıkadım. Küsen küser, kızan kıza. Ben burada yanlış bir şey yapmadım Serap abla. Ben buraya geldim kendi sağlığım için, eşimin çocuklarım için geldim ben buraya. Kendimi kötü hissetmek için değil. Birgül, dün akşam eve gitmemişsin. Biz seni otelde ağırladık. Peki eve gideceksin ama sonunda kocanla herhalde bir gideceğim ama dün kendimi çok kötü hissettiğim için. Tamam, iyi yapmışsın ama ben buradan Mikail'e de söylüyorum. Bunda kötü bir şey yok. Biz burada bir aile gibiyiz. Biz böyle estetik falan filan buralarda yaptırtmıyoruz. Ben kendime yaptırıyorum da yani konuklarımıza yaptırmıyoruz. Sadece burada senin karın kendini iyi hissetmiyor kardeşim. Sana karşı da etrafa karşı da hem sağlık olarak iyi hissetmiyor, yiyemiyor, içemiyor. Hem de diyor ki ben daha 39 yaşındayım. Daha güzel gülmek istiyorum. Gülmek istiyorum daha doğrusu. Daha güzel değil ve kocamın beni daha güzel görmesini istiyorum. Mikail, sen de anlayışlı karşıla kardeşim. Lütfen, rica ediyorum. Evet efendim, bugün de haftayı noktalıyoruz en azından bizim için.
Hafta bitiyor. Pazartesi gününe kadar sizler de tatil yapın, bizler de. Ve pazartesi günü sağlıkla ekran başında buluşalım efendim. O güne kadar kendinize iyi bakın, sevdiklerinize iyi bakın, sizi sevenlere iyi bakın. Sizi seviyorum. Allah'a ısmarladık.